Ne yapalım Larisa, başlayalım mı? Evet, ben de onu bekliyordum. Şimdi bence başlayabiliriz. Ee, merhaba herkese. Ee, Murat bir saniye diyorsun galiba. Şey, bazı mikrofonlar açık da. Evet, şimdi evet. herkese mute yapacağım. Zeynep Hoca ve Larisa mikrofonunuzu açmanız gerekecek. Tamam. Bir dakika şimdi. Evet, ben açtım. Um, hoş geldiniz. E, e, açık seminerinin sessiz şahit e, temasının son oturumuna başladık. E, son oturumunu gerçekleştiriyoruz. Bugünkü e, konuşmacımız Zeynep Sayın bize İmge belge veri e, adlı konuşmasını gerçekleştirecek. E, bütün video yani şey konuşma sırasında kam e, video alınacak, kayıt alınacak. E, bu yüzden sessiz yapmanızı istiyoruz kendinizi. Kameralarınızı açık tutabilirsiniz. Daha sonra YouTube kanallarımızda bu videoyu görebilirsiniz. Sözü Zeynep Sayın'a bırakıyorum. Hoş geldiniz ve teşekkürler. Allah ben teşekkür ederim. Yani hem beni davet ettiğiniz için hem de geldiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sorun olmadan bu toplantıyı gerçekleştiririz. Çünkü burada ilk geldiğim günlerde çok ciddi bir internet problemi vardı. Yani bir de görüyorsunuz belki dış sesler de olacaktır. Yani karantina olacağını öğrenir öğrenmez. Yani de kapanma olacağını öğrenir öğrenmez. Kaç, kaçabileceğim en uzak yere kaçtım. Şöyle Murat benden... Belge hakkında konuşur musun dedi. Sanat ve belge hakkında konuşur musun dedi. Yani bunu neden söylediğini de biliyorum çünkü aslında ben geçen semestir biyosiyaset siyasetler dersi verdiğimde Ezgi Bakça ile birlikte yani yaşamın yerini artık nasıl bir takım belgeler almaktaysa sanatın yerini de artık hangi belgeler almakta şeklinde bir tartışma Boris Groys'tan hareketle açmıştık. Düşündüm düşündüm burada bunu veremeyeceğim çünkü hiçbir alıntı veremeyeceğim. Çünkü kitaplarım yanımda yok. Dolayısıyla a, bildiğim ve kısmen de bilmediğim bir yerden yol almak istedim. A, o da şu, o, bu semestr e, gene Ezgi Bakça ile birlikte a, bir biz e, e, antroposen kapitolosen dersi açtık. Oradan benim e, henüz o derste tartışmadığım fakat yani bir sürü kafamda açılmış olan soru işaretini şimdi belge veri data diye bu konuşmaya taşımak istedim ve bunu da yaparken doğrusunu isterseniz bir belge hakikaten de kendim hazırladım görsellerimi de o belgeye yükledim o belge üzerinden e, konuşmak istiyorum izin verirseniz o nedenle de derhal share screen Yapıyorum. Bunun ismi de aa, 8 Mayıs koydum. Görüyor musunuz? Bilmiyorum bu belgeyi şu anda. Aa, bir dakika Bilmiyorum. görüyor olmanız gerekir. Benim kenara bunu çekiyor olmam gerekir. Aa, ve aa, bu belgenin ismini de A, imge veri data koydum. A, ve birkaç tane aslında premisten birkaç tane a, ön kabulden hareket etmek istiyorum. Yani a, bunun ilki de son derece ilginç olan bir şey. Yani a, Martin Heidegger'e yeniden geri döndüm. Yani bütün bu belge, veri ve data ve günümüzün içinde bulunduğu durumu ben tartışmaya neden e, tartışırken. Martin Heidegger'in son derece sorumlu bir figür olduğunu, kara defterlerinin de son derece aslında sorumlu olduğunu biliyorum. A, ama bir yandan da son derece değerli bir şey olduğunu da bili söylemiş olduğunu da biliyorum. O da şu ki dünyanın bir imge olmasıyla buna bild diyor. Dolayısıyla bunu aslında resim diye çevirmeyi Türkçe'ye tercih ediyorum. Yani dünyanın bir resim olmasıyla insanın bu dünyanın ortasında özne olması bizatihi aynı jestin hareketidir diyor. Şimdi bunun ne olduğunu katman katman açmaya çalışacağım. Ve bunun da aslında Vorstellung dediği yani Almanca tam da bizim e, önümüze koyduğumuz dünyayı sanki biz onun parçası değilmişizdir ya da onun önünde durmakla onun parçası olmakta değilmiş ve onu etkilemekte değilmişizdir gibi önümüze koyarak nesneleştirdiğimiz ve dolayısıyla da aslında nesneleştirmenin bir tür kendi imgemiz olarak da, kendi tasavvur olarak da, kendi zihnimizin önümüze koymasıyla ilişkilendirildiği bir ay, çerçeveye dönüştüğünü Martin Heidegger söylüyor. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da bir şekilde a, burada açmayı düşüneceğim. Bunun ise ben şununla ilgili olduğunu bu tavrın düşünüyorum. O da şu, Aristoteles'in taklidin ne olduğunu tanımlaması. Taklit, doğayı taklit eder ve doğanın yarım bıraktıklarını tamamlar. Daha da bunu ifade, daha da bunu doğru bir tercümeyle ifade etmek gerekiyorsa, bir yandan doğanın yapma muktedir olmadığını yapar, diğer yandan doğayı taklit eder, diyor Aristoteles. Fizik 2.8, 1908B, 1909A'da. Şimdi bunlar bana önemli önermeler ve günümüzdeki günümüzde nerede durduğumuzu anlamaya yardım edecek önermeler gibi geliyor. Çünkü doğrusunu isterseniz yani ben nerede olduğumu, nereye, neye nasıl yaklaşacağımı artık bilemez bir durumdayım. Yani hemen şunu bir dakikalığına kapayım, yeniden geri gelirim. Bilemez durumdayım derken şunu da kastediyorum. Yani bir yandan biraz sonra tartışma niyetleneceğim bulut. Yani aslında cloud, iCloud. Şurada bulutlara bakıyorum gökyüzünde, bulutlara bakıyorum. Fakat bulut derken artık onu anlamıyoruz cloud anlıyoruz. Yani bütün dataların, bütün verilerin toplandığı yeri anlıyoruz. Son günlerde mesela son derece ilginç bir şekilde 20 yaş fotoğrafları furyası başladı. Yani şimdi o 20 yaş furyası fotoğraflarının bile aslında yine de bir veri toplamayla alakalı olduğuna dair ikazlar hemen başladı. Yani sürekli bir veriden söz ediyoruz. Verileri biriktirmekten söz ediyoruz. Covid-19'dan söz ediyoruz. Ben kapanmak için buraya kaçtım. Yani bazı insanlar bir takım komple teorilerinden söz ediyorlar. Çünkü işte aslında fişleneceğimizden, çipleneceğimizden vesairelerden. Yani bütün veril aslında bu aşılar ile veriler arasında bağlantı olduğundan söz ediyorlar. Aa, bir takım başka şeylerden daha söz ediyorlar. Yani aslında son derece ilginç bir durumdayız ve dolayısıyla ben bu Heidegger'in bu dünya insanın dünyayı bir resme dönüştürmesiyle aslında bu yeryüzünün içinde kendini öz, kendini özneye dönüştürmesinin aynı jestin hareketi olduğunu söylemesiyle bu Aristoteles'in bu taklit meselesini bir araya getirerek bir okumaya bir okumaya gitmeye bugün çalışacağım. Bir de önemli olan başka bir şey daha yapacağım. Yani bence önemli olduğunu düşündüğüm. Bu da yine Mardin'de Aydegger'in son derece zamanında tartışılmış olan cümlesi. O da şu ki motorize olmuş gıda sanayi ile aslında. Aa, sanayi yöntemleriyle insanların gaz odalarında öldürülmesi bizatihi aynı şeydir. Şimdi gaz odalarında insanlar derken bu insanların Yahudi olduğunun unutulması aslında bakıyorsanız bana son derece sağlam bir unutkanlık. Ama diğer yandan şimdi tartıştığımızda genosit yani aslında soy kırımı ile soy kesimi ile soy kırımı ile aa, Ekosit yani bütün içinde yaşadığımız yeryüzünün yok ediliyor olmasının aynı jestin hareketi olduğunu söyleyen düşünürler var. Bunlardan bir tanesi hem sanatçı hem düşünür olan James Bridle. Son derece ilginç olan bir beyefendi. Karanlık Yeni Çağ diye herkese tavsiye edeceğim harikulade bir metni var. Ve aslında şunu söylüyor. Aslında ekosidin ve o da Heidegger'in Heidegger'in ismini almıyor. Heidegger'den de gelmiyor. Bambaşka bir yerden. Ama yani Heidegger'le örtüşen, Heidegger'in bu cümlesiyle örtüşen bir yerden geliyor. A Ve şunu söylüyor aslında diyor ekosit yani bütün bu eko yıkımı, bütün bu eko kırımı aa, belki de 13. yüzyılda Moğolların Asya'dan kalkıp aa, bütün o steplerden Avrupa'yı istila etmesiyle ve dolayısıyla da karbon seviyesinin önemli bir düşüşe başlamasıyla açıklanabilir. Çünkü bütün tarım alanları yok ediliyor. Bütün tarım alanlarının yok edilmesiyle karbon seviyelerinin ara düşmesi ya da artması arasında son derece yakın bir bağlantı sağlık var diyor ve dolayısıyla bu cümleyi izin verirseniz okuyacağım ya da bu paragrafı izin verirseniz okuyacağım siz de bunu benimle birlikte takip edebilirsiniz ve diyor ki antropozenin şuradaki en son paragrafı okuyorum. Antroposen'in başlangıcı olarak kabul edilmesi gereken olay sonradan intihar olarak görülen bir insan buluşundan ziyade budur belki de. Yani bütün bu istilalarla, savaşlarla aslında a, insan Türlerinin ve ırklarının a yok edilmesi, soykırıma uğraması, onların yerleştikleri alanlarda yaptıkları tarım alanlarının imha edilmesi belki de aslında ekosidin başlangıç noktasının bu olduğunu düşünebiliriz diyor. Antropozen, dolayısıyla antropozen dersinden geldiğimi bir kere daha ifade etmek isterim. Ne 18. yüzyılda sanayi devrimi başlatan kömürle çalışan Buharlı motor sorun icadıyla na heba, hava boş işleminin keşfiyle başlayan nitrojen sabitlenmesiyle ne de, ne de yüzlerce nükleer bombanın patlamasıyla ortaya saçılan milyonlarca parçacığın yol radyo, radyoaktif kirlenmeyle başlamıştır. Kitlesel soykırımlarla gezegene uygulanan ve buz çekirdeklerinden tutun da bitkilerin döllenmesine kadar her alanda izlerine rastlanan bir şiddetle başlamıştır. Bir meteor çarpmasıyla veya volkanik patlamalarla başlayan çağlardan farklı olarak antropozenin en karakteristik özelliği bulutlu, belirsiz kökenlerdir. Ama şu anda deneyimlediğimiz sonuçları kökenlerini mumla aratır düzeydedir. İlk gerçek insanlık çağı olarak görmesi ve üzerine düşünmesi en zor dönem olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şimdi bana bu şey önemli geliyor. O yüzden de ben de bu konuşmaya bulutla başlayacağım. Antropozenin en karakteristik özelliği bulutlu belirsiz kökenlerdir. Yani bulutlu belirsiz kökenler derken şimdi biz neden söz ediyoruz? Şimdi bulut nedir? Yani bulut işin aslına bakıyorsanız şeffaf gibi görünen ama arkasındakini gizleyen bir şeydir. Yani ay, şimdi hepimiz bilgisayarlardan ay, birbirimizle iletişim kuruyoruz ve aslında biraz sonra işte Murat, Larisa ve diğer arkadaşlarımız yani ya da birkaç gün sonra bu konuşmayı da buluta yükleyecekler. Şimdi ay, aklıma dolayısıyla neredeyiz ben yani ay, nasıl düşünebilirim bütün bu olan biteni diye düşünürken bir de aslında orada yukarıda gökyüzü, yukarıda e, aşağıda da a, yeryüzü. Ha bir de şu var gözümün önünde burada. Hemen bir balık fıkrası geldi. O balık fıkrası da şöyle bir fıkra. Komik bir fıkra. İki tane genç balık suda böyle yüzüyorlarmış. Aa, salına salına. Bir tane de bilge yaşlı balık bunlara doğru yüzüyormuş. Ondan sonra ne haber gençler su nasıl demiş yaşlı balık. Bunlar da yüzmeye devam etmişler. Bir süre sonra bir tanesi diğerine dönmüş abi demiş bu demiş balık yani su derken ne demek istedi acaba bize demiş. Şimdi ben bizim durumumuzun biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Yani suyun içinde suyun ne olduğunu bilemez, göremez, anlayamaz durumdayız. Yani karbon demokrasi, iklim krizi, iklim krizi demek bile bana son derece ilginç geliyor. Yani son derece hafifleten bir yerden konuşuyor meseleyi gibi, meseliği gibi geliyor. Yani şimdi içinde yaşadığımız ülkenin yani Brezilya ile ve Hindistan'la karşılaştırılan olabilir olan durumu, sağ pop popülizm yüzünden, yüzünden COVID-19'un aldığı boyutlar vesaire vesaire. Yani her şey son derece a, muğlak a, doğrusunu isterseniz geliyor. A, pardon bu arada da tabii evin yani böyle şeylerin azizlikleri a, telefonlar filan çalıyor. Her neyse. Yani ve dolayısıyla da aslında yani bu içinde yaşadığımız bu bulut, bu içinde yaşadığımız ağ da bilgimizi milyon parçalara bölerek aslında bizi ayrıştırıyor. Yani şimdi dolayısıyla biraz sonra inşallah ben birleştirme ve community ve komunitas ve bir araya getirmeden söz ederken ilk önce de ayrıştırmadan da söz etmek zorundayım. Kafamızı karıştırıyor. Aynı anda ne bileyim forensik, adli tıpçılık yapmamız gerekiyor, arkeologluk yapmamız yapmamız gerekiyor. Dedektiflik yapmak gerekiyor vesaire. Dolayısıyla bütün bu soruları sorarken ben bulut nedirden ilk önce konuya girmek istedim. Şimdi hepimiz biliyoruz ki her şey 14,5 yıl önce ifade ediyorlar ki bir buluttan oluşuyor. Yani her şey bulut. 9 milyar sonra bütün her şey gaz bulutuna dönüşüyor. Yani yeryüzü pardon gaz yeryüzü gaz bulutundan oluşuyor. Şimdi ben aa, bir zamanlar aa, çok zaman önce Rönesans öncesi sanata, sanat ne vardı gibi bir soru sormuştum öğrencilere. Çok yeni başlayan öğrencilere. Mağara resmi vardı hocam demişlerdi. Şimdi ben de Rönesans öncesi sanat olarak yani bütün bu 14,5 milyar ya da işte gaz bulutundan sonra birden biri hemen zırt diye atlayarak Rönesans sans resmine geleceğim ama sadece bir takım hatırlatmaları hatırlatmak için bunları söyleyeceğim. Yani bakınız burada bir bulut var ve bu bulutun üstünde elbette ki Meryem Ana oğlu var. Elbette ki melekler var. Yani o, o yukarıda göklerdeki babamızın o simgesi olan buluttan tabii ki söz ediyoruz. Ya da işte yani hatta bazı rahipler 14. yüzyılda Tanrı ile insan arasındaki cehalet bulutundan yani bu bulut benzeşmelerinden, benzeşimlerinden ve temsillerinden şikayetçi olarak söz ediyorlar. İşte biliyor, görüyoruz yani yine yukarıdaki göklerdeki babamız, baba, oğul, kutsal ruh herkes bulutların üstünde. Yani meleklerle birlikte. Bütün bunları biliyoruz. Fakat şimdi benim iddia ettiğim ve söylemek istediğim şeylerden biri de şu olacak ki buradaki bu yanılsamacılık ve tromplö ve göz aldatmacılığı ilkesine hala biz bizim kullandığımız buluttan söz ederken devam ediyoruz. Bunu sürdürüyoruz. Yani iCloud ben maalesef ben Apple'cıyım maalesef artık demek zorundayım bu nedenle herhalde. Yani ve iCloud'dan söz ederken aslında bu iCloud'un da bir trompe olduğunu artık kabul ederek konuşmak zorundayız diye zorundayım, zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi aa, bütün buralara teker teker varacağım. Şimdi şunu da biliyoruz ya da bazılarımız en azından biliyor. İşte yani e, e, yani fırtına bulutlarını 19. yüzyılın sanat kuramcıları Raskin mesela nasıl aslında bir yanıyla da tehdit, karanlık, karamsarlık ama melankoli diye tanımlıyor. Fakat e, biliyoruz ki bu mesela Turner'ın ilginç bir a, buludu hiç yani daha önce görmemiş olduğum bir bulut olduğu için bunu koydum ama işte bunlar bilinen son derece ünlü bulutları aslında Turner'ın. Yani a, ve biliyoruz ki aslında bütün bu bulutlar yani gökyüzündeki yukarıdaki babamızın bu bulutları da işte özel Kant tarafından yani tabii ki bunun Longinus'la başlayan uzun bir geçmişi var ama yüce sublimen diye tanımlanıyorlar. Yani bulutlar nedirler? Yani aa, özellikle fırtına bulutları aynı anda insanda haz ve ürperti, dehşet ve zevk uyandıran ve o yüzden de imgeselleşemeyen, o yüzden de insanın tahayyülünü aşan fakat insanın tahayyülünü aştığı anda yine de insana kendi özne olmaklığını hatırlatan ve teyit eden o yüce olan şey, o göklerde yukarıda olan şey. Şimdi Aa, bulutlar bütün bunların kaçınılmaz olarak simgesi. Ya da işte bakınız bu hakiki bir nebula yani aa, işte uzayda bulunan geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, hidrojen, helyum ve diye işte gazlardan oluşan bulutumsu yapı. Buna işte evrenin gözü de deniyor. Mesela bu nebulada, nebulada bu bulutumsu, bu bulanık, bu muğlak olan şey de aslında bir bulut. Yani ben içinde bulunduğumuz durumun gerçekten o iki gencin. Aa, suyu gibi bu bulutumsu ve muğlak olduğunu aa, düşünüyorum. Ve şimdi son derece ilginç olan başka bir şey daha var. Bütün bunları atlıyorum şimdi. Aa, yani işte aynı zamanda baktığınız zaman işte aa, karanlık, ıslak filan gibi farklı etimolojilerde anlamları var bulutun. Atlıyorum fakat aynı zamanda bulut, nimbus ne demek? Hale demek. Yani a bakınız bütün bunlar da yani bulut demek. Yani yine bütün o kutsallıkla alakası olan bir şey, bulut öteki dünyayla alakası olan a bir şey her seferinde bulut. Bu masajı mesela. İşte bakın mesela bu Gene Cihangir. Cihangirin yani bir sufi dervişten aslında aa, el alıyor yani ama yine de yani bir a Cihangir te, tasviri yani onun bir nimbusu var yani bu kuvvetle muhtemel Gandara etkisiyle olan bir şey Buda'nın Buda bulutu var Buda'nın halesi var nimbusu var yani aa, şimdi son derece ilginç olan başka bir şey daha var günümüz çağdaş yani çok kışte mağara sanatı kadar hızlı atlıyorum gördüğünüz gibi birdenbire mağara sanatından Rönesans'a gelir kadar hızlı atlıyorum fakat şimdi aa, ben Smidle yani aa, tam tartamıyorum Smidle olması gerekir doğru okunuşunun diye düşünüyorum bizim Çukurcuma hamamında da birkaç sene önce iş yapmış olan son derece ilginç olan bir sanatçı var Bakınız burada mesela Bulut kilisenin içine girmiş yani a, bu bulut ise aslında bulut makinasıyla yapılan bir bulut ve şimdi yukarıda göklerdeki babamız değil bulut birdenbire kutsal bir mekanın içinde ve insan yapımı olan bir bulut. O yüzden Aristoteles önermesini biraz sonra biraz da bir kere daha burada hatırlatacağım. Ne yapar ee, mimesiz? Doğayı taklit eder, doğanın yarım bıraktıklarını bitirmeye muktedir olmadıklarını tamamlar. Yani şimdi dolayısıyla bizim bu kilisenin içine girmiş olan bulutu aslında ve biraz sonra da yani gerçekten bizim bu sanal olan bulutumuzu doğanın yarım bıraktıklarının tamamlanması olarak aa, okuyacağız. Aslında bakarsanız nasıl böyle olmadığını tabii ki düşünerek okuyacağız diye ben düşünüyorum. Yani aa, şimdi burada ilginç olan başka bir şey daha var. Bu Thomas Saraceno diye bir a, Bolivyalı a, sanatçı. Bu Berlin'de Hamburg'a Bahnhof'ta yapmış olduğu bir işi Saraceno'nun. Yani Hamburg'a Bahnhof'ta kocaman bakın şöyle de bir mekan bu. Yani kocaman bir mekan. Bunun içinde yani bir takım şeyler böyle yani a, yer, e, daireler yerleştiriliyor ve onların o bulutların içine oralara tırmanabiliyorsunuz, çıkabiliyorsunuz, başka yerlerden gidebiliyorsunuz. Bunların içinde böyle sallanabiliyorsunuz biliyorsunuz ve yani bulut gibi gökyüzünde uçan kent tasavvuru. Şimdi bu bana son derece ilginç geldi ve Richard Brautigan'ı hatırlattı. Yani 68 San Francisco uh, hippie gençliği, Beat Generation gençliğinden biri olan Richard Brautigan'ı hatırlattı. Çünkü Richard Brautigan son derece ilginç bir şekilde şunu söylüyordu aslına bakarsanız. Allah'ım inşallah günün birinde ma sadece ve sadece makineler ve bilgisayarlar bizim işimizi yaparlar ve biz bu sibernetik çayırda sonsuza kadar böyle yan gelir yatarız ve son derece güzel sadece oynaşırız sadece sevişiriz sadece yemek yeriz sadece asit atarız Allah'ım inşallah sadece bu bilgisayarlar bizim işimizi yaparlar sibernetik çayır diyor yani şimdi bu sibernetik bir de böyle bir tasavvur var yani insanların artık polla Farge'ı da hatırlayalım yani Karl Marx'ın yeğeni olan pa Paula Farge'ı da hatırlayalım yani aslında çalışmak değil tam tersine çalışmamak insanı ay, bu sistemin kölesi yapan ay, insanı yaban bu insanı içinde yaşamakta olduğu yeryüzüne tırnak içinde eski bir ifadeyle Aslında hala önemli olan bir ifadeyle yabancılaştıran ve bu yabancılaştırmanın aleti olan ve kendi yaşamını ve kendi zamanını Aslında para karşılığında aa, yaşamının para karşılığında değerlendirilmesine izin veren bu o sisteme nasıl ben karşı gelebilirim? Çalışmayarak karşı gelebilirim. Çalışmayarak aa, nasıl karşı gelebilirim? Anca bilgisayarlar benim işimi yaptığı zaman karşı gelebilirim. Yani aa, artık aa, ben aa, benim telefonum çalıyor galiba, değil mi gene? Ya da başka birinin mi bir telefonu çalıyor? Bilemedim. Hadi. Sizin sesinizde bir azalma oldu ama. Oldu ama. Efendim? Heh, şu an tekrardan oldu, tamamdır. Sesiniz azalmıştı şimdi geri normale döndü, tamamdır. Okey. Şimdi a, dolayısıyla gökyüzünde bulut gibi uçan kentler, bilgisayarlar benim işim yapacaklar. Ben yan gelip yatacağım. Böyle bir hayal var tabii ki. A, şimdi a, bir de böyle bir bulut tasavvuru var. Bunu da söylemiş olayım. Bir de ilginç burada kalmak istiyorum. Yani daha sonra buraya da geri dönmek istiyorum bir şekilde. A, Nakaya diye 2011 yılında bu, e, Guggenheim, Bilbao'daki Guggenheim Müzesi'ne bir erleştirme yapan bir son derece ilginç olan bir kadın var. O da şu, o da bu iş. Bakınız yani aslında bana en yakın gelen işlerden bir tanesi bu. Yani müzenin dışı ama müzenin içi de olabilir bu. Nasıl ki kilisenin içi gibi o içinde olduğu gibi. Müzenin dışında bir sanal bulut var. Yani aslında bu sanal bulut bu muğlaklık müzenin çevresini kapam kaplamış durumda. Yani bu muğlaklık, bu belirsizlik, bu aslında hem kutsallık ama yeryüzüne inmiş olan bu kutsallık, bu hale ama gökyüzünden buraya gelmiş ama bizi arkasında ne olduğunu göstermeyen, göstereceğine, bizi yürürken bile bir sis perdesi içinde bırakan bu hale. Ben günümüzün durumunu onu bizim tecrübe etmemize vesile olduğu için mesela bu gibi işleri önemli buluyorum. Şimdi bütün bunların da aslında bakarsanız Eray arkadaşım Eray Çaylı da a, aramızdaymış. Buna çok sevindim. Çünkü a, geçenlerde e, Eray'la aramızda bir dil farkı yüzünden bir a, tartışma gerçekleşemedi. O temsilden söz ediyordu. Ben de bir temsil düşmanıyım. Yani a, temsil denilen şeyin aslında hakikaten bu. Biraz sonra bütün bunları teker teker açmaya çalışacağım. Yani a, bu görüntünün çerçevesi dünyayı karşıya alarak görüntünün çerçevesine yerleştirme anlamına geldiğini ve aslında bu ekosit ve genosit kavramlarının da ya da felaketlerinin de bu temsil meselesinden de kaynaklandığını düşünenlerdenim. Dolayısıyla şimdi bu iş bana mesela bu temsili tümüyle aşan bir iş. Benim aslında aa, bir mevcudiyet olarak Murat'la burada örtüşeceğizdir. Murat Alat'la diye düşünüyorum. Yani bir mevcudiyet olarak, bir prezans olarak aslında bu Bilbao Sanat Müzesi'nin çevresindeki bu sisi ya, e, deneyimlememe izin veren bir şey diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla prezans, deneyim filan gibi kavramlarla biraz sonra zamanımızın zamanımız el verdiği ölçüde hareket edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla buradan Aa, hemen şuraya geçiyorum. Bu da Kohei Nava diye. Bütün bu da bir yani gene doğulu bir sanatçı. Bu da ilginç olan bir şey. Yani neden bulutla hep aslında doğulu sanatçılar da ilişkileniyor? Çünkü aslında zaten aa, Japon resim el kitaplarında ya da Çin resim el kitaplarında da sürekli şu tavsiyelerde bulunuluyor: Duran bir şeyin resmini çizme. Sadece ve sadece sis gibi bulut gibi, su gibi hareket etmekte olan şeylerle ilgilen. Çünkü hiçbir şey aslında durmuyor. Yani o hareketin görünüşüyle enerjisi arasındaki bir yeri yakalamak. Yani görünüşüyle, biçimiyle enerjisi arasında salınan, salınmak. O aralığı yakalamak. Asıl önemli olan sanatta budur. Şimdi bütün aslında doğulu resim kitaplarının önerdiği şey kaba olarak bu. Ve bak hatırlayın gözünüzün önüne getirin bütün o doğulu özellikle Çin geleneksel Çin resimlerini. Sürekli sis dağların arası dağlar ve dağları çevreleyen sisler. Yani bu çok tipiktir ve buna Li'nin yolunda gitmek yani aslında Erdem'in ve yaşamın yolunda gitmek falan gibi şeyler de söylerler doğdular. Şimdi dolayısıyla köpükten yerleştirmeler yapmak yine e, dolayısıyla bulut yerleştirmeleri yapmak yine son derece ilginç bir şekilde onlara da özgü olan bir şey. Dolayısıyla güncel sanatçıları da son derece yaygın bir şekilde bu bulut, sis vesairelerle tabii ki düşünüyorlar, çalışıyorlar. Fakat burada da mesela tecrübe ettiren bir yerden geliyor. Fakat bu tecrübe yine bizim biz, yani bizim yücenin tecrübesine benzeyen bir yerden geliyor. Çünkü bu köpüklerin üstünden ben yürürken gökyüzünün yönünü seyrediyorum. Şimdi köpük derken hemen aklıma tabii kaçınılmaz olarak başka biri daha geliyor benim Teresa Margoyes. Az önce konuşmaya başlarken yani aslında şimdi hepimizin bu içinde bulunduğumuz bulutumsu muğlaklık durumunda aynı anda bir adli tıpçı, aynı anda arkeolog, aynı anda bilmem neci olmamız gerektiğinden söz ederken aklımda birazcık da Teresa Margoyes vardı kaçınılmaz olarak. Teresa Margoyes kim? Bu da Meksikalı bir sanatçı. Hakikaten adli tıptan geliyor. Aa, çok ilginç işler, çok sert ve çok ilginç işler yapıyor. Aa, yaptığı işlerden bir tanesi de bu. Bu o, hava işi. Şimdi bu hava aslında tabii ki bu Japonların ya da Çinlilerin yaptığı ya da doğulların yaptığı a, hava işlerinden ya da bulut işlerinden son derece farklı olan bir şey. Fakat yani şimdi madem ki biz ekosidin ve genosidin aslında aynı Aynı a, düşüncenin ya da aynı şiddetin jestinden çıktığını iddia edeceğiz, ediyoruz, etmekteyim etmekteyiz. Dolayısıyla aa, yani aa, dolayısıyla şimdi bu işe de değinmeden geçemeyeceğiz. Geçemeyeceğim. Şimdi bu aa, Meksika aa, uyuşturucu savaşlarında öldürülen insanların yıkandığı aa, suları topluyor Teresa Margolles. Çok sert bir şey. Yani a ve ondan sonra o cesetlerin yıkandığı aa, fakat yani uyuşturucu savaşı yüzünden öldürülen cesetlerin yıkandığı o suları da getiriyor. Özel bir takım aa, makinelerle, makinalarla bu tabii ki işte o hava veren buharlaştıran makinalarla sergiliyor. Yani ilk önce bunlar bulut oluyorlar. Bütün mekanı ayrı yani hava yani bulut. Yani içinde soluk aldığımız şey işin aslına bakıyorsanız. Yani hepimiz ne sayesinde işin aslına bakıyorsanız yaşıyoruz sadece şu anonim olan hiçbirimizin de sahibi olmadığı bu ciğerlerimize çektiğimiz, ciğerlerimizden verdiğimiz bu hava. Yani bunun sayesinde nefes alıyoruz. Covid-19'da o yüzden bizi ürkütüyor, bizi nefessiz bırakacağı için. Şimdi dolayısıyla ne yapıyor burada Teresa Margoyes? Birdenbire bu dumandan, bu buluttan aslında çıkardığı köpükleri, çünkü bu da köpüktü, yani köpükleri birdenbire yani sizin için sizin bu sergi mekanında birebir püf diye baloncuk üflersiniz. Bütün çocuklar üflerler. Her yerde hala üflenir. Ama bu baloncukları bu sefer biliyorsunuz ki bunlar ölülerin yıkandığı sular. Şimdi bu son derece sert olan bir şey ve dolayısıyla yine bu dediğim yerden konuşmama benim vesile tanıyan bir şey bu bir temsil değil. Bu bir görüntünün içine bir imgeyi yerleştirme ve dünyayı karşıma alma ve dünyanın yarım bıraktıklarını tamamlama değil. Bu tam tersine aslında bakıyorsanız bazen de o dehşet verici bütün uzantılarıyla birlikte benim birebir kendi bedenimle ve kendi duyularımla temsil ettiğim bir şey te tecrübe ettiğim bir şey yani bu benim içinden geçtiğim bir tecrübe. Başka bir şey bu. Yani şimdi bunların ne olduğuna dair de tabii ki de bir takım cümleler kurmam gerekiyor. Fakat ben her seferinde şunun şunu şöyle düşünüyorum. Bir takım düşüncelerin açtığı alan verilen yanıtlardan daha değerli. Yani dolayısıyla yanıt vermek değil, o alanı açıp o alanın dış durmadan yeniden genişlemesini sağlamak gibi bir gayret içindeyim. Yani çünkü birazcık şeyden rahatsız da oluyorum ben. Herkesin bir hazır cevabı var içinde yaşadığımız bu antropozene ve bu muğlaklık bulutuna dair. Herkes diyor ki bunun nedeni budur, bunun nedeni budur. Yani ben de şimdi haydi. Ve Aristoteles'ten gelen iki tane önermeyle bakalım bunu nasıl okuyabiliriz diye düşünüyorum ama bunlar daha ziyade gerçekten sorular benimkiler yani o soruların alanını genişletmeye dair kaygılar yani bunu da ifade etmek isterim yani birlikte a, bir takım olası a, yanıtları a, açabiliriz tabii. Yani a, şimdi bu da Thomas Ruff bu da ilginç olan bir şey. Bu da 11 Eylül. Bu da 11 Eylül bulutu. Şimdi bulut dediğimiz şey aslında yani a, aslında son derece şiddetli, şiddetli ve şedit ve bir semantiği olan bir şey. Şimdi baş daha da e, Çedik bir şey göstereceğim burada. Bu o, atom bombasının o, bulutu 1945 Hiroshima ve Nagasaki. Fakat şimdi son derece ilginç olan başka bir şey daha. Bakınız ilk önce şunu göstereceğim. Bu da atom bombasının bulutu şeklindeki pasta. Yani a, Amerikan ordusunun üst bürokratları elbette ki bu bulutun pastasını a, yiyorlar. Yani a, bakınız burada neredeyse Marilyn Monroe gibi bir a, hanımefendi ve bir e, bulut aksesuarı, atom bombası bulutu aksesuarı giyinmiş. Yani a, bu da atom bombası pastası. Şimdi Aa, bulut dediğimiz zaman aslında yani hatırlayalım Walter Benjamin'in de ünlü cümlesi hiçbir zaman aslında aynı zamanda bir barbarlık simgesi olmayan bir uygarlık simgesi yoktur. Yani bunun uygarlık olduğu da son derece şüphe götürür ayrı mesele ama yani pasta için daha ziyade söylüyorum bomba için değil. Aa, ama şimdi bu da böyle bir şey. Bu da antropojenik bulut. Antropojenik bulutun ne olduğunu aa, ben de bir, çok yakın bir geçmişe kadar bilmiyordum. Bu da insan yapımı bulut. Yani aa, sanatçılar da aslında insan, yani şimdi bulut makinalarıyla çalışıyor derken yine de insan yapımı bulutlardan söz ediyoruz. Bunu yani nasıl kullandığınızla da alakalı bir şey bu aa, antropojenik bulut. Şimdi bu da aa, aerosol bulutları diye bir, da, bir takım bulutlar da var. Bunlar da mesela Şu bana hemen aerosol bulutu du duyduğumda hemen COVID-19 hatırlıyorum. Yani çünkü bu parçacıklarla geçiyor. Yani aa, bulut makinesiyle yapılan bulutlar. Yani insanoğlu artık göklerde göklerdeki babamızın oturağı diye düşünmüyor aslında ya da tahtı diye düşünmüyor. Demek ki artık ben bunu yapabilirim diye düşünüyor. Yani şimdi tabii ki bütün bunlar yapılabiliyor ve bazı sanatçılarda bütün bu, bunların yapılışına bu sayede de insanların dikkatini çekerek, onların bunu tecrübeeden içeri girerek, yani benim örneğimde olduğu gibi, yani bunları düşünmesine yol açıyor. Mesela Murat Alat da geçen gün yaptığı bir konuşmada şunu söylüyordu, çok doğru. Yani aslında ne öğrendiysem ben sanattan öğrendim diyor. Evet, yani ne öğrendiysek sanat tecrübesinden öğreniyoruz doğrusu. Ya başka tecrübeler kişilerden de çok şükür öğreniyoruz ama asıl yani sanat tecrübesi her şeyi bize bu anlamda tecrübe olarak öğretiyor. Şimdi temsil başka bir şey. Temsilden yani bütün bunların nedenlerini konumlandırmaya kendi kafama göre çalışacağım. Şimdi geleceğiz. Bu bildiği hepimizin bildiği benim iCloud'um. Şimdi iCloud. Tanrı. Yani eski yüce olan şey birdenbire yani benim cloud'um şimdi hepimizin biraz sonra bu görüntü bu, 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 konuşmanın da yükleneceği şey aslında hem celali hem cemali hem ürpertesi hem sevgi hem dehşeti aynı anda olan şey. Yani aslında enformasyonumuz tanrı. Şimdi şu şöyle de ilginç olan bir şey hemen Dolayısıyla aa, söylemek zorundayım. Yani madem ki cloud'dan söz ediyoruz, şimdi bu cloud'un bu antropozenle ne alakası var? Aslında bunu da bilmiyordum, bunu yeni öğrendim ve dehşete kapıldım doğrusunu istiyorsanız. Burada okuyabilirsiniz bunun kökeninin nerede olduğunu. Yani A büyük veri, büyük A büyük altyapı, büyük güç 2013. Ulusal Madencilik Birliği ve Amerikan Temiz Kömür Elektriği Koalisyonu'nun bir yayını bu. İnternetten bulabiliyorsunuz. Şimdi bir tableti ya da bir bilgisayı ya da bir telefonu şarj etmek için minimalde düz elektrik harcıyoruz. Fakat uzaklardaki ağlardaki herhangi bir filmi seyredebilmek için iki yeni buzdolabının bir aylık elektrik harcamasına harca, elektriğini harcıyormuş, harcıyoruz. Şimdi bu bana son derece dehşet verici geldi. Yani aslında bizim bulutumuz bu içinde yer aldığımız ve her şeyin yüklendiği ve her herkes tarafından yani piyasa herkes tarafından pohpohlanan bu bulut fosil enerjiye bağlı. Yani a, ve sanal dünya demek ki fosil enerjiye bağlı. Yani bu hakikaten bir zincirleme, iskambil kağıdı gibi bir a. Yani bizim içinde yaşadığımız bu aile aslında ee, kaz dağlarındaki o maden ya da işte bilmem neredeki maden. Bütün bunlar birbirlerinden farklı şeyler değiller. Bunlar birbirleriyle bağlılar. Şimdi önemli olan başka bir şey daha var. Hiç durmadan bu içinde yaşadığımız bizim bulut bir imge üretim ve bir Şimdi imge sözcüğü ve dolayısıyla veri ve data sözcüklerini de ayrıştırmamızı gerektirecek bir yerden tabii ki konuşacağız. Bir imge üretim merkezi gerektiriyor. Yani bütün bu dataların yani henüz daha bunu yapmadım farkındaysanız yapmıyoruz ama yapmamız gerekecek. Yani bütün bu verilerin ve bütün bu dataların hiç durmadan daha fazla çoğaltılması, hiç durmadan daha fazla çoğaltılması ve daha fazla çoğaltılması ve üretilmesi ve üretilmesi ve üretilmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla dijital sistemin, sistemin hızlanması ve görsellere Giderek daha fazla bağımlı hale gelmesi gerekiyor. Şimdi dolayısıyla imge ile görsel bütün bu geri kalan her şey arasındaki farkı da en azından ufarak ufarak şuradan konumlandırmaya, hareketle konumlandırmaya başlayabiliriz. Richard Borkin diye, Gen Bencil'dir diye 1976 76, 86 galiba da bir kitap yazmış olan beyefendi şunu söylüyordu. Aslında memetikten söz etmemiz gerekiyor. Memetik nedir? Memetik mimes yani mimestay Aristoteles'e birazdan gene geleceğim. Yani Aristoteles doğa yani a mimesis ne yapar? Doğayı taklit eder. Doğanın yarım bıraktıklarını tamamlar. Bir yandan mimetik sözcüğünü içinde içeriyor. Bir yandan da genetik sözcüğünü içinde içeriyor. Memetik. Nedir bu memetik? Diyor ki aslında diyor o kalıtım e, için gen kalıtım için neyse mem de aa, düşünsel kalıtım için odur. O nedir? Yani aslında ben internette bir şarkı duyuyorum, bir şey duyuyorum. Bu kulağıma benim takılıyor. Söylüyorum, 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 söylüyorum ya da işte bütün bu reklamlarda bir şey duyuyorum. Kulağıma takılıyor. Söylüyorum, söylüyorum, arkadaşıma söylüyorum, ona söylüyorum, ona söylüyorum. Ve sürekli aslında bu viral olan tırnak içinde bütün bu videolar viral. Bütün bu Twitter'de, işte Facebook'ta ya da işte ne bileyim ben bütün bu sanal ortamlardaki bütün bu paylaşılan Aa, ...görseller ve hareketli olan görseller ve hareketsiz olan görseller aslında ne kadar çok viral olursa yani ne kadar etkiliyse o kadar çok viral oluyor. Viral ne demek? Bulaşıcı demek. Yani bu bulaşıcılık aslında e, bütün bu anlam bulaşıcılığının ismi memetik genetik ve mimetik karışımı olan bu şey. Ve dolayısıyla hiç durmadan bu aktarılıyor, üretiliyor, çoğaltılıyor, üretiliyor, aktarılıyor, çoğaltılıyor. Yani ve şimdi dolayısıyla da aslında aa, ne kadar daha fazla görsel o kadar daha fazla fosil yakıt. Ne kadar daha fazla görsel o kadar daha fazla fosil yakıt. İmge bu olmasa gerek. Yani imge sözcüğünü imagodan hareketle kullanırken ve imago sözcüğünün de aslında ölü maskesi olduğunu ve aslında içinde gerçekten artık olmayışın izini süren bir şey olduğunu hatırlarken bir boşluğun bir yokluğun kontürünü çizdiğini aslında imago sözcüğünün imge sözcüğünün hatırlarken ve imge sözcüğünden söz ederken aslında başka bir şeyden söz ederken bu mimetikten bu memetik ve genetik ve mimetik karışımı olan memetikten söz etmiyor olsa gerek olsak gerek şimdi bulutta neler toplanıyor bulutta hepsi toplanıyor bulutta elbette ki imgelerde toplanıyor bu memler bu memlerde bu görsellerde toplanıyor. Aa, buna işte hitoşteyl, virtual, yani bu budalalık diyor. Bilemiyorum ne kadar virtual budalalıktır. Fakat şimdi, yani aa, fakat şimdi önemli olan başka bir özelliği daha var. Bu bulutun, bu bulut diyor ki ben şeffafım. Vallahi billah ben şeffafım. Ben her şeyi şeffaf yapıyorum. Her şeyi görünürlüğe getirerek yapıyorum diyor. Şimdi bu şu an derece problemli olan bir şey bu şeffaflık meselesi. Yani a, bulut gerçekten her şeyi gösterdiğini, açık olduğunu söylüyor data. Yani data şeffaflığı. Yani a, şimdi veri şeffaflığı. İlginç bir veri şeffaflığı nedir veri şeffaflığı? Şimdi ben bu veri şeffaflığının o yüzden ilk başta konuşmayı yaparken de, demeye çalıştım ki aslında bu göz aldatmacılığı bu bulutlarla bu disputus disputasında ya da işte bu Meryem anasında olan bu yanılsamacılık ve aldatmacılık ilkesi aslında a, bir anlamda günümüzde varlığını korumakta bu şeffaflık. Transparansi adı altında bütün bu bulutta. Çünkü ben aslında gerçekliği taklit ederken gerçekliği kusursuzlaştırıyorum diyor. Çünkü gerçeklik zaten şeffaf olan bir şey diyor. Şimdi bu bu gördüğünüz yani bu bulut Mantegna'nın bulutu bu kubbe işte ünlü yani bu aslında tromplü göz yanılsamacılığı olan bu kubbede benim aslında bu küçültmelerle uzatmalarla kısaltmalarla gördüğüm bu kubbe bu bulut ile aslında bu gördüğünüz Apple Store'un bu şeffaf kübü arasında dolayımsız bir yol var. Dolayımsız bir bağlantı var. Yani aynı yanılsamacılık ilkesinin bağlantısından söz ediyorum. Ay, bu bakınız nasıl bir 15. yüzyılın yanılsamacılığı ise ise bu da bizim tromplöylümüz bizim yani Trump'la göz aldatmacılığı bizim göz aldatmacılığımız diye düşünüyorum Aa, düşün evet düşünmeye başladım daha da doğrusu öyle diyelim. Şimdi ay, bu yani 5. Fifth Avenue'da New York City'de yani bir Apple Store yani bizde de işte Zorlu'ya gittiğinizde ya da başka yerlere gittiğinizde aynı şeffaf zaten Apple Store'u görüyorsunuz ve şeffaflık şunu söylüyor. Ben burada yani ay, yani ben burada her şeyimi evident, evidere yani son derece evident bir şekilde zaten gösteriyorum. Benim hiçbir gizlim saklım yok. Yani ben yeryüzündeki yıldızlar kadar apaçığım. Gökyüzündeki yıldızlar kadar apaçığım. Şimdi... Böylelikle işin aslına bakarsak iki tane görsel daha bununla birlikte düşündüm. Bir tanesi uçakların black box'u yani her şey orada o kara kutuda saklanıyor. Üç tane düşünün birazdan diğerine de geleceğim. Bir tanesi işte bildiğimiz hepimiz zaten Malevich'in siyah karesi. Yani a, şimdi her ikisi de aslında başka bir şey söylüyor. Sarsıcı olana, bilinmez olana, görünmez olana ben açılıyorum. Yani karayım ben. Yani bütün bu yani tam tersine yani aslında datanın bir kısmı belki bilinmez bir şekilde şurada ama kesinlikle burada değil. Bunun altında zaten data yani a, bütün enformasyon yani ya da bakınız burada Kabe yani bu da bir kara kutu yani a, Apple Store yani a, bir küp yani a, bu da bir küp. Ve yani aslında bunu şuradan beri biliyoruz. Yani ben bunu ilk Merle pontyden öğrenmiştim. Yani harikuladeydi. Yani aslında bir küp yani hipotetik olarak altı yüzünün e, a, bir kare olduğunu bildiğimiz bir e, şey. Çünkü hiçbir zaman biz onun altı yüzünü aynı anda göremiyoruz. Mutlak olarak görmemiz mümkün değil. Biz sadece altı yüzünün, aynı, altı yüzünün de kare olduğunu biliyoruz. İçini de görmüyoruz. Yani şimdi Bulut bu iddiada değil. Bulut, işin aslına bakarsanız bulut tam tersine bu yanılsamacılık iddiasında ve son derece ilginç olan başka bir şey daha bu Cartier, Yani bildiğiniz markadan söz ediyorum Paris'te onun da bir kübü var ve onun içinde şöyle bir şey yapıyor kartiye, kokulu bulut adını veriyor. Palais de Tokyo'da. Yani aa, bir buraya bir küp koyuyor. Bu şeffaf bir küp. Ben transparantım. Sonuna kadar şeffafım. Aa, ve dolayısıyla da aslında kokusuz domates gibi. 1984'te sanılıyorsam Paris bu burada Lezim diye son derece ilginç bir sergisi olmuştu. Yani böyle aa, hakiki bir domates, domates kokusuyla sanal bir domates kokusunu yan yana koymuştu. Şimdi burada bu aslında yani ben böyle okuyorum Cartier'in bu işini aslına bakarsanız. Burada diyor ki yani Aa, ben şimdi bulutu da kendi kokularımla burada de, duysal olarak şimdi de ve burada da tecrübe edilir bir şeffaflığa dönüştürüyorum. Yani a, nasıl ki kilisede de işte o yüzden de aslında a, kiliseye de kilisenin içine de belki de bulut, bulut konulabiliyor diye düşünebiliriz. En azından bu soruyu sorabiliriz. Yani duysal olarak te tecrübe edilebilir bir yaşantıya dönüştürüyorum bu bulutu ve bu şeffaflığı. Buyurun. işte bunu şimdi burada görüyorsunuz. Şimdi bu aynı az önce sözünü ettiğimiz tecrübe midir bunu bilmiyorum. Yani aslına bakarsanız tahmin ediyorum yanıtını yani bu, bütün bunları şimdi muğlak bırakmayı bırak, a bir şekilde bırakalım. Hayır, şimdi dolayısıyla aslında veri nasıl gerçekten burada Tüm şeffaflığıyla a, tırnak içinde temsil ediliyorsa a, ilginç olan başka bir şey daha var. Bunu James Bridle'den bu karanlık yeni çağ kitabından öğrendim. Bunu da bilmiyordum aslında. a Yanlış yazıyorum burada. Yani bu yazıma bakmayın. Londra'ya işte 90 kilometre uzak Slav diye bir yerde bir böyle hakikaten depo gibi görünen bir yerde uzak hiçbir tabelası olmayan bir yerde New York borsasının en önemli ayağı varmış pardon Londra yalan söylüyorum bu Londra borsası New York borsasına biraz sonra göreceğim. Londra borsasının en sanal mekanı bulunuyormuş ve James Bridle diyor ki aslında diyor biz brokerlar diyor çağırıyorlar çağırıyorlar orada ekranlar insanlar tartışıyorlar falan yok diyor borsa öyle bir şey değil diyor. Borsa diyor sadece bilgisayarların çalıştığı bir veri merkezi. Tabellasız bir veri merkezi. Ayy. Ve bakınız böyle bir hangar gibi bir veri merkezi ve yani aslında Londra borsası ve dolayısıyla da bütün bu sözünü ettiğimiz bulut borsası ve fosil yakıt borsası buralardan geçiyor. Bu böyle ağlardan geçiyor diyor. Çok acayip bir şey. Şimdi Euronext diye bir şey varmış. Bunun birkaç kilometre ötesinde. Aa, eray dinliyorsa bunları biraz sonra belki gerçekten nerededirler bize söyler. Bu o, bu da New York borsasının o, yeme yeri veri mekanı. Şimdi çok acayip. Yani o, New York borsasının bir database'i aslında o, Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağılmış durumdaymış. Bilmiyordum. Yani şimdi bir de başka bir şey tabii dolayısıyla bunu öğrenir öğrenmez hemen düşünmeye başladım. Neden aslında bu modernizm sonrası mimarlıkta her yer cam, bütün kentler cam kaplandı birdenbire. Bütün fasatlar, bütün ön cepheler cam. Şeffaflık Yine aynı şeffaflık kaygısı, transfer yani şeffaflık temsili aslında bakınız bütün yani hangi a, tırnak içindeki gelişmiş ülkeye giderseniz gidin bütün onların borsaları işte ticaret merkezleri vesaire şeffaftır tabii ki. Yani a, camdır şeffaflık nedeniyle şeffaflık yanılsaması. Şimdi bunu da düşündüm. Bütün bu fiber optik kablolar da görünmüyorlar. Yani bütün bu fiber optik kablolar da aslında bizim görümüze bütün şu ağların iletildiği, bütün bu içinde yaşadığımız biz bu bulutun, bütün enformasyonunun depolandığı, bütün verilerinin depolandığı fiber optik kablolar da aslında bizim gözümüz tarafından görünmeyen şeyler. Yani Vesaire vesaire o yüzden yani konuşurken yeniden aa konuşmaya başlarken söylediğim bu 20'li yaş fotoğrafların furyası yani aslında ne yapıyor gerçekten insan yüzünü de dataya dönüştürüyor bütün bunlar her bir yerde toplanıyor insan yüzü data olarak ondan sonra benim 20 yaş fotoğrafım şimdi bugünkü yaş fotoğrafım bilmem kaç zamanki sonraki fotoğrafım bütün bunların olasılıkları ve ondan sonra da aslında hiç olmamış olan tarihler hiç olmamış olan bellekler yani aslında olmayan bellekler yaratılıyor çünkü olmayan yüzlerde bütün buralardan çıkarılıyor yani olmayan bellekler ve tarihlerde yazılıyor ilginç bütün bunlar olan bütün bunlar ilginç şeyler şimdi dolayısıyla ben kaçınılmaz olarak yeniden bu ilk başta ort konumlandırdığım Haydi, e geleceğim. Aa, saati bir saati dolduruyoruz gibi. Ben bir yarım saat falan daha konuşurum, izin verirseniz. Ondan sonra çok fazla uzatmamaya çalışırım. Yani ay, konuyu. Ay, ay, şimdi dolayısıyla bu, o, ben yeniden bu o, data o, şeffaflık ve kömür bağlantısına da gelmek istiyorum ya da işte fosil yakıt bağlantısına da gelmek istiyorum. Yani çünkü aslında fosil yakıtta son epeyce ilginç bir şekilde aslında yerin altında ve karanlık yani a, simsiyah ve karanlık, diğeri ise işte bulut. A, ve yeniden bu Heidegger'in cümlesini hatırlatmak istiyorum. O da şu ki yani bu motorize gıda sanayiyle insanın dataya dönüşmesiyle, kimyasal silahlarla insanların gaz odalarında yok ediliyor olması aynı jestin hareketidir. Şimdi ben de böyle düşünüyorum. Şimdi Heidegger'den iki tane son derece ilginç olan cümle a, okuyacağım. Yani bir tanesi bu o, içinde andığım cümleyi de o, barındırıyor. Diyor ki bütün bunlar 1940'lardan kalma. Modern teknikte egemen olan açığa çıkarma, doğaya zorla kışkırtılan ve depolanan bir enerji kaynağı gibi davranmaktadır. Toprak, kömür ve petrol nedeniyle meydan okunmaktadır. Yeryüzü kömür ambarına, toprak maden deposuna dönüşmüştür. Tarım motorize olmuş gıda sanayisidir ve gaz odalarında ve toplama kamplarında ceset imalatıyla aynı şeydir. Şimdi bu en son cümleyi yeniden tartışmaya yani bunun yani o aslında toplama kampının ve Yahudi soykırımının bir kerecikliğini eksikliği için yani ben de yine de bir çekince şerhi koyarak kullanıyorum ama ne demek istediğini anlıyorum. Şimdi tek, bir de şöyle bir cümlesini okuyorum. Kavaya karbon salınımı tutma salınımını tutma, toprağa barışçıl amaçlardan ve topraktan ayrıştırılan ve atom enerji için kullanılan uranyum gibi madenleri depolama vazifesi verilmiştir. Havaya vazife veriyoruz, toprağa da başka bir vazife veriyoruz. Bu da Amazon.com'un eski bir, gene İngiltere'de eski bir kömür deposu üzerine kurulan a deposu şu sol tarafını görüyorsunuz. Derhal görüyorsunuz. Buradaki transportu görüyorsunuz. Yani aa, buradaki depoyu görüyorsunuz. Benim aklıma derhal tabii ki Labuan'da aslında ilk yani aa, Malezya'da aa, kömür madenleri nedeniyle şu o demir yolla dö 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 döşenen demir yolları aklıma geliyor. Yağmur ormanlarının ortasına dö döşenen demir yolları ve Amazon aklıma geliyor. Niye Amazon komünde da Amazon? Yani Amazon. Amazon neresi? Amazon yağmur ormanları. Yani şimdi dolayısıyla bütün bu yağmur ormanlarını biz depoya dönüştürüyoruz. Kömür deposuna dönüştürüyoruz. Bir fosil yakıt deposuna dönüştürüyoruz. Ve ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Eski kemir kömür deposunu sadece ve sadece robotik sibernetik, yani Richard Brautigan'ın ben hayalinin gerçek olacağını hiç zannetmiyorum. Yani a robotik sibernetik sadece robotların çalıştığı bir ambara dönüştürüyoruz. Yani a, ilginç olan bir hikaye bu. A, dolayısıyla Andy Warhol'a geliyorum. Andy Warhol'un bulutları da kaçınılmaz olarak bu nedenle madeni. Yani Andy Warhol'un bunu böyle yaptığını, bu nedenlemi yaptı bunu bilmiyorum. Önemli de değil. Sonuç itibariyle bu çağda Andy Warhol'un yaptığı bu bulutların bunlar olması bana son derece anlamlı geliyor. Şimdi. Belki daha bilerken bitirebilirim. O zaman konuşmaya vakit kalır. Şimdi iki tane görsel daha göstermek istiyorum. Bu da Leonardo da Japonya'daki Japonya'da yani bir sergisinden yaptı. Yine Japonya son derece ilginç bir şekilde 2016'da sergilenen bulut. Bulut sergiliyoruz. Bana bunlar son derece acayip yani aa, işler gibi geliyor yani aa, Andy Warhol'dan sonra aa, sergilenen bu bulut ha bu az önce sözü ne ettim Nimbus Çukur Cuma Hamamı 1 2012 Ben Smiltenin Çukur Cuma Hamamındaki gerçekten bulutu. Yani Çukurcuma hamamındaki ay, hakikaten şu yani sıcaklık bulutunun yerine makinayla yapılan bulut. Şimdi acayip şeyler bunlar. Mişel Serimi alıntısını okuyorum. Aa, insan doğayla bütün ilişkisinde takas ve armağan mantığını kendi lehine çevirir. Bütün bunlar son derece önemli. Çok üstünde şu aşamada durmayacağım. Çünkü başka bir yerde bir yerde yoğunlaşmayı istediğim meseleler ama armağan ve takas ve mübadele ilişkileri aslında yeryüzüyle mübadele ilişkisi. Bütün bunlar son derece önemli olan şeyler. Çünkü işin aslı bakıyorsanız işin başından zaten yani yani yeryüzünün, dünyanın bizden bağımsız bir hareketi olduğu, bizden bağımsız bir jesti olduğu ve bizim insan olarak onu karşımıza alarak karşımıza yerleştirebileceğimiz düş ve dolayısıyla da ya karşımıza yerleştiren olarak tasavvur edebileceğimiz ve dolayısıyla bu tasavvuru çerçeveleyebileceğimiz düşüncesinin sorunlu olduğunu bir kere ben baştan alıp kabul etmiş olarak konuşuyorum. Yani o yüzden de bu takas ve mübadele ilişkisinde son derece büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Fakat bunlara şu aşamada zaman darlığı nedeniyle sadece anıştırma olarak gireceğim, girmeyeceğim. Ama okumaya devam ediyorum. Hem cinsleriyle ilişki kurarken de bunu yapmaya devam eder. İnsanın da paraziti olmak ister. Hem cinsleri de bunu istemektedir. Rekabetin sebebi budur. Hayvanlara birdenbire durup dururken insan karakteri affedilmesi bundandır. Masallardaki hayvan dünyasının sebebi de budur. Hem cinslerim a, sığır, buza, domuz ve tavuk olsalardı onlarla da doğayla kurduğum ilişkinin aynısını kullanabilirdim. Çağdaşlarımın geçmişteki ve gelecekteki soyumun huzur dolu rüyası budur. Hep almak asla vermemek. Tek tarafın lehine işleyen mantık içinde üstün konuma yerleşmek. İnsan kurdun piresidir. Metaforlar değişir, metamorfoz geçirir. Şimdi a, soru mümkün olduğu kadar yani e, açabileceği verebileceğimiz yanıt değil. Açabileceğimiz soru. Bütün bunlar nasıl oldu? Neden oldu? Ben James Bridle'a katılıyorum ve biraz sonra az önce James Bridle'ı yani ya da şimdi biraz sonra alıntılamayayım. Şimdi bir kere daha alıntılayacağım. Yani aslında insanın insanı in, aslında ekosidinde, genosidinde asıl nedeni şiddettir insanın insanı uyguladığı ve kendinden ayrı gördüğü insana ve kendinden ayrı gördüğü doğa diye kendinden ayrıştırdığı yeryüzüne uyguladığı işin aslına bakarsanız şiddettir ve ben bu bulutun da az kaçınılmaz olarak bu şiddetin sonucu olduğunu düşünenlerdenim. Bu bulutun aslında farklı mecralarda kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. Yani makina bulut makinalarının da farklı fa kullanılmayacağı kullanmak sözcüğü yanlış Kul yani kullanmak yine alet olarak ondan istifade etmek onu şu istimal etmek anlamına geliyor onlarla bir şey yapılamayacağı anlamına gelmiyor a ama tam da tersine Sanatçılar işin asla bakıyorsanız tam da onlarla iş yaptıkları anda onların karanlığını da, onların şiddetini de göz önüne getirebiliyorlar diye ben kendi adıma düşünüyorum. Ama onlarla ilişkilenme biçimimiz karanlık ve şiddetli. Her neyse. Şimdi bütün bunlar neden oldu? Heidegger Heidegger şöyle bir yerden gelerek konuşuyor. Diyor ki aslında teknokratik bir toplumda diyor her şey insan için araç insanda yani zaten bunu hepimiz biliyoruz insan kaynakları human resources yani insandan söz ederken de insan kaynaklarından söz ediyoruz tabii ki fosil yakıttan da öyle söz ediyoruz yani fosil yakıt ve insan kaynakları aslında aynı düşüncenin jesti ve dolayısıyla Marx'e göre diyor ki araç sağlığın hakimiyet ediyor kendisi için olmayan sadece bize hizmet etmek maksadıyla olan bir dünyadan yeryüzünde söz ediyor. Ve dolayısıyla da bu tasvircilik ilkesi sayesinde bu dünyanın bir imgede ele geçirilmesi ve kendi çerçevesine yerleştirilmesi sayesinde de aslında dünya bir envantere dönüşüyor diyor. İşte buyurunuz bir envanter. Yani aa, dünya bir envantere, bir depoya dönüşüyor. Bir yani aa, yeryüzü bir envantere dönüşüyor. Yani Akaz Dağları'na baktığımızda, Labuan'a baktığımızda ya da başka yere baktığımızda ya da işte Kongo'ya baktığımızda sadece aslında orada bir maden envanteri görüyoruz. Yani aa, bunu 1940'larda söylüyor aa, Martin Heidegger. Aa, ve aa, yani belirli sabit bir rezerv var var var. Belirli amaçlar için kullanılabilir bir hale gelmiş durumda dünya. Ha bütün her şeyi tükettik mi? O zaman biz ne yapacağız? O zaman biz bu dünyadan taşınacağız Mars'a gideceğiz. Tükettik. Orada yeni şeyleri bulmaya çalışacağız. Yani dolayısıyla dünyayı da yeryüzünü de biz aslında taşınılabilir bir konut konut komut olarak konut olarak görüyoruz. Yani hadi burayı beğenmedik next bir sonrakini. Şimdi yani bu kullanılır rezerv içinde bulut önermesi aslında son derece kullanışlı olan bir şey tabii ki. Yani insan emeğinde insan kaynaklarını da hep bulutta yerleştirilebilen veri olarak data olarak görüyoruz. Şimdi bu da son derece önemli olan bir şey. Aa, şu da son derece önemli olan bir şey. Aa, yani mesela şu biyosiyaset çağında da aslında yani a, içinde yaşamakta olduğum şu COVID-19 çağında da yani sadece rakamlardan söz ediyoruz öyle değil mi? Sadece rakamlarla konuşuyoruz. Yani işte Fahrettin Koca açıklıyor şu kadar insan enfekte oldu, bu kadar insan öldü. Yani aslında biz insanları sadece ve sadece nasıl ki human resources diye düşünüyoruz. Aynı şekilde data diye düşünüyoruz. Veri diye düşünüyoruz. Bütün bu 20 yaş fotoğraflarıyla aynı aynı jestin, aynı epistemenin, aynı bilginin farklı aslında Aa, bunlar tezahürleri bir anlamda. Ha dolayısıyla Martin Heidegger'in yani bütün eleştirilerime rağmen yeniden onun bana benim ona geri dönmeme vesile olan o önemli düşüncesi dünyanın aslında bir resim olmasıyla Imge'nin bu, o, bu, bu insanın bütün bu dünyanın ortasında bir özne olması aynı şeydir. Şimdi a dolayısıyla da her şeyi kendi bağlamından çıkararak çünkü aslında bütün şeyler bir net içinde bir bağlam içinde bir bağlantısallık içinde kendi bağlantısallığından çıkarak sadece benim bakış açıma bakış açıma göre benim görme biçime göre yerleştirilen, çerçeveleden bir yeryüzünden, bir dünyadan aslında söz ediyoruz. Yani ve dolayısıyla neyin onun parçası olacağını, neyin onun dışında kalacağını, neyin onun içine dahil edileceğini belirliyoruz. Dolayısıyla aslında şimdi dola, şimdi veri ile data arasında pardon veri ve data ile imge arasında da belki de en temel farkın bu olduğunu şu aşamada konumlandırmamız gerekiyor. Aslında yine imge belki de Martin Heidegger'den de hareketle bir açığa çıkarma biçimi. Yani bir şeyi bir e, açığa çıkarma biçimi. Diğer şey hiçbir şey açığa çıkarmıyor. Ben şeffafım diyor. Çılap bak şu kadar insan öldü. Ben şeffafım. Şu kadar insanın ben Covid-19'dan bugün öldüğünü bir uçak dolusu insanın söylüyorum. Bu hiçbir açığa çıkarma biçimi değil bu sadece insanı datalaştırma, verileştirme biçimi. Şimdi dolayısıyla veriyle, data ile aa, belgeye giremedim gördüğünüz gibi. Yani belki başka bir vesileyle, başka bir tartışmada belgelere de değiniriz. a fakat veriyle a data ile imge arasındaki farkı aa, buradan gelerek şimdi konumlandırabiliriz diye düş konumlandırabiliriz. Şimdi Dolayısıyla a, dolayısıyla bütün bunları atlıyorum zamanı çok da e, fazla şey yapmamak için yani a, çok da fazla zorlamamak için. Şimdi başka bir şey daha a, ikinci önermede neydi yani a, yola çıkarken başladığımız ikinci önerme Aristoteles'in Fizik 28 1908 b 1990 1990 1998b e, 1999a bir yandan doğanın yapma muktedir olmadığını yapar, bir yandan doğayı taklit eder. Şimdi dolayısıyla aslında tekne sanatların as babası, teknolojinin de babası olan bu ünlü sözcük doğanın yapmış olduğundan daha iyisini yapmalı. Ve dolayısıyla da iyi bir amaca doğru iletmeli yaptıklarını öyle değil mi? Şimdi tam da işte şunu ben düşünüyorum ki genosit ile ekosidin buluştuğu nokta burasıdır. Yani a, çünkü ilk önce genosit nedir bir başlayalım yani e, genos biliyoruz soy köken demek jeneoloji işte sideri ise kesmek demek. Yani kökü kökü soyunu soyunu kesiyoruz, öldürüyoruz. Aristoteles politikada işte bütün bu alıntıları zaten yüklendiğinde buluta yani isteyenler geri dönerler bakarlar. Yani politika 1 2 1252 B 30 polis doğadır. Yani polis derken yani kastettiğimiz buradaki jandarma değil tabii ki kent yani doğa. Yani doğal olan bir şeydir. Okuyorum. O halde kent doğa geri var olur. Şayet ilk ortaklıklar böyleyse kent onların amacıdır ve doğa amaçtır. İnsan at ya da hane gibi bir şeyin oluşumunu tamamına erdirdiğinde o şey neyse o olur. Onun doğası odur deriz. Amaç ve bir şeyin uğruna var olduğu şey en iyidir ve kendine yeterlilik bir amaçtır ve en iyidir. Kendine yeterlilik bir amaçtır ve en iyidir. Devam ediyorum. Tüm bunlardan açığa çıkıyor ki kent doğa göresi var olan şeyler sınıfındandır ve insan politik bir hayvandır. Devam ediyorum. Tam teşekküllü bir hane köle ve hür kişilerden oluşur. Devam ediyorum. Doğa gereği kendine değil bir başkasına ait olan bir insan doğal köledir. Başkasına ait olan bir insan her ne kadar insan da olsa maldır mal da eylem için sahibinden ayrılmış olan bir araçtır. Şimdi köle dolayısıyla doğa gereği köle olarak tanımlanan bir şey. Bu çok önemli olan bir şey bana sorarsanız. Yani ne yapıyoruz biz? İns, yani doğayı kusursuz yani taklidi mimesisi doğayı taklit etmek ve kusursuzlaştırmak diye tanımlıyoruz. Peki nedir doğa gereği? Fıtrat gibi bir şey bu. İslam sözleşmesinin yok edilmesi yani e, iptal edilmesi gibi bir şey bu. Doğanın, kölenin bir fıtratı var. Yani a, bu fıtrat ne? Bu fıtrat onun doğa gereği kendi kendine yetemiyor. Bir başkası sayesinde aslında olabiliyor, olmaz. Şimdi bu bir başkası kim? Hür olan efendi. Aa, şimdi dolayısıyla doğayı kim temsil ediyor? Pardon köleyi kim temsil ediyor? Efendi temsil ediyor. Yani aslında köle sadece efendisi sayesinde temsil edilebilen bir şey. Şimdi maalesef ve maalesef temsili demokrasi dediğimiz zaman bile aslında. Temsil kavramı ta buralardan soluk alan neşet eden bir şey. Yani aslında yani ve o yüzden de geçen gün sevgili Eraya o Edward Said'in yani ala orientalizmindeki yani o giriş alıntısını söylemek istedim. Yani onlar kendilerini Karl Marx alıntısı kendilerini temsil edemezler. Doğulardan söz ediyoruz. Temsil edilmeleri gerekir şimdi. Dolayısıyla yeryüzü kendisini temsil edemez. Benim tarafından temsil edilmesi gerekir. Ya da her neyse. Yani aslında Doğa'ya taklit ederek doğanın yarım bıraktıklarını tamamlamaktan söz ediyoruz ve dolayısıyla da şimdi çok ilginç olan başka bir şeyden daha da söz ediyoruz yani a, enerji sözcüğüyle yani a, en, bildiğimiz enerjiye en, enerjinin de kökeni olan enerjiye sözcüğü, sözcüğüyle a, ergon yapıt sözcüğüyle organ sözcüğüyle organon sözcüğüyle organizasyon aynı kökten geliyor. Yani organ bedenin organıyla organizasyon bedenin organiz, orga, organıyla toplumsal organizasyon hepsi bütün bunlar aynı kökten geliyorlar. Yani o yüzden de zaten şimdi bizim bütün post humanist, post modernist ve diğer söylemlerde ha aktüeldir ha virtüeldir fark etmez ikisi de eş zamanlı yan yanına var oluyor derken de biraz da bunu kastediyoruz zaten doğrusunu isterseniz. Şimdi doğadan gelen bir doğa sayesinde meşru kılınan bir şeyden söz ediyoruz. Yani aslında biyolojizmden ve ırkçılıktan söz ediyoruz. Ve dolayısıyla da Heidegger ne diyor? Gaz odalarıyla diyor. Dolayısıyla da aslına bakarsanız motorize gıda sanayi bizatihi aynı jestin hareketidir diyor. Şimdi ben buna yüzde yüz yani bu çekinceyle birlikte A bu o söylediği şeye yüzde yüz katılıyorum ve dolayısıyla da soykırımların aslında bu günümüzün içindeki aa, bütün günümüzde yaşadığımız ve aslında yani şimdi bugün ben burada oturuyorum siz de beni bugün son derece güzel tatil modunda görüyorsunuz değil mi cep telefonunda görüyorum. Yani aa, bugün Datça ve civarındaki yerlerde sokağa çıkılması özellikle bilmem kaç yaşından sonrakiler için problemliymiş. Çünkü son derece kötü bir çünkü tozlu bir hava varmış yani işte bilmem nereden hava geliyor yani sürekli toz yağıyor her yerde Afrika'dan ya da işte her nereden neredense toz yağıyor şimdi a kelebek etkisi işin aslında bakıyorsanız. Wuhan'da bir yarasa çorbası ya da belki başka bir şeydir. Ve bütün dünya şimdi Covid-19'a maruz kalıyor. Yani içinde kelebek kanatlarını çırparsa gerçekten dünyanın New York'ta deprem olabiliyor. Yani bütün bu buralardan geliyoruz. Ve dolayısıyla ekosit ile genositin aynı yerden geldiğini Son bir kere daha burada aa, okumak istiyorum. Kitlesel soykırımlarla gezegene uygulanan ve buz çekirdeklerinden tutun da bitkilerin diklenmesine, adöllenmesine kadar her alanda izlerine rastlanan bir şiddetle başlamıştır antropozen diyor. Yani aa, dolayısıyla da aa, antropozenin en karakteristik özelliği bulutlu belirsiz kökenleridir diyor. Şimdi dolayısıyla da. Aa, e, ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Şunları düşündüm ben, yani imgeye dair. Şimdi aa, bunu da bir başlangıç olarak, yani aslında imgeye ve daha sonra da veriye ve dataya dair de e, ve belgeye dair de konuş, konuşmanın bir başlangıcı olarak aa, şunu o, bir şekilde aa, düşünelim beraber diye düşündüm. Aa, yani şimdi bütün o Şitao'ları ve diğerlerini yeniden bir şekilde okudum. Yani aa, Murat benden bu konuşmayı yapar mısın diye rica ettikten sonra. Ve bunlar onların hepsinde şöyle bir önerme var. Sanat yaparken, imge oluştururken aslında doğaya interaktif partner gibi bak. Şimdi bu önemli bir önerme gibi geliyor bana. Yani onu bir imgede ele geçirip temsil etmek yerine yaptığın işinde aslında onun gibi olmasına eğer istiyor, onun gibi olmasına yani a, olmasını istiyorsan ona kendi aynı etkinliği olan interaktif hem aktif hem interaktif bir ilişki olarak bak. Dolayısıyla aslında bir ilişki üç şeyden oluşur. Ben varımdır, o vardır, ortadaki ilişki vardır, o aralık vardır. Az önce Şitao'dan söz ederken başka bir şeyden daha ifade etmeye, başka bir şey daha söylemeye çalıştım. Görünüşle enerjisinin arasındaki o boşluğa oraya yerleştir diyor mesela Şitao. Eğer sanat yapıyorsan imge diyor. Şimdi bu bana son derece önemli geliyor. Şimdi dolayısıyla eğer böyle bir şey becerilebiliyorsa o zaman sanatın Sanatsal imgenin madem ki şimdi belgeyi tartışamadık ama veriden söz ettik ve onun ve memetikten söz ettik ve onun aslında yani bütün bunlar çok çabuk olduğu için yani çok uzun tartışmaları da tartışmaları da e, konumlandırmaları da gerektirdiği için aslında yani şimdi 90 saniyede yani 90 dakikada bir hareket etmiş oluyoruz. Fakat aslında o zaman da imgenin ne olduğundan da söz edebiliriz diye düşündüm. Regülatör. Regülatör ne yapar? İki ayrı akım arasındaki, iki ayrı şey arasındaki, frekans arasındaki bağlantıyı sağlar. Regülasyon. Yani a bir kere bağlantı bir A'dan söz ediyoruz. Doğayla ve diğer her şeyle bağlantıdan söz ediyoruz. Regülasyondan söz ediyoruz. Bağlantı sağlıktan elbette ki herkesten hareketle enerji vektörü olmasından imgenin söz ediyoruz. Yani öyle sabit karşına alınan bir şey değil. Enerji vektörü bunu biliyoruz. Abi Varpurt'tan 1929 senesinde kaybettiğimiz maalesef e, o, olağanüstü figürden beri aslında imgenin başkalaşan bir bellek deposu olduğunu, bir enerji vektörü olduğunu, bütün bunların hepsini biliyoruz. Şimdi dolayısıyla Murat'la son derece ortak bir yerde şuradan bu, gelerek ben buluşuyorum. Aslında 19. yüzyılın sonuna kadar 20. yüzyılın başına kadar bütün sanatsal imgelerin meselesi temsil etmekti. Temsil etmekti, temsil etmekti. Ay, şimdi artık imgelerin ben çok uzun zamandır yani tabii ki o mecrada bir yanıyla süre gidiyor fakat temsil denilen o uzamdan ayrışmış ve başka bir şeye dönüşmüş olduğunu düşünüyorum. Kendi aralarında bir enerji alanları bir en, yani bütün güncel sanatın bütün güncel sanat diyemeyelim güncel sanatın iyi örneklerine diyelim. Yani aslında aslında bir e, deneyim yaşatan bir enerji alanına dönüşmüş olduğunu yani bu mesela gene Koenna ve Aichi tam da o kartiyerin o şi, e, koku o şeyiyle a, bulutunun bulutuyla a, bir şekilde a, ilişkilenen ve aslında yani bana sorarsanız onunla yüzleştiren bir şey bu da otop sis otoparkı Oto, arabalarınızı otoparka park ediyorsunuz mesela. Yani şimdi sis nedir? Yani tamam makineyle ben bu sisi yapıyorum ama yani sonuçta araba nereye park ettiğim bile görmüyorum. Yani hiçbir şeyi görmüyorum. Bütün bunlarla yüzleştirme biçimleri belki olabileceğini düşünüyorum aa, imgenin bu son derece başka bir imge fakat bunu göstermeden duramayacağım yani şimdi bütün bunları da teker teker açmam gerekiyor biliyorum aa, fakat gördüğünüz gibi 18-22 olduğu için bir parçacıkta kısa tutuyorum ama mesela bu da Yamato'ya dedikleri Japonların ee, son derece ilginç bir 17. daha eski çağlardan kalmış olan aa, bir resim tekniği ve bakınız burada da bulutlar var şu bulutlar bu gördüğünüz yani Gustav Klimt'in vesairenin vesairenin de son derece etkilenmiş olduğu aslında bunlar işler. Bu bulutlar hiçbir e, bu bulutlar hiçbir şekilde transparansı iddiasında bulunmuyorlar. Tam tersine geçirimsiz kılıyorlar. Art tarafı görünmüyorlar. Ayrıca da hiçbir görüntünün çerçevesine hiçbir şey yerleştirmiyorlar. Yani bu bir katman, bu bir katman, bu bir katman, bu bir katman. Görüyor musunuz? Bu bir katman. Bunlar çok farklı açılardan, her yerden farklı bir açıdan da ben dünyayı görüyorum diyorlar. Şimdi dolayısıyla aslına bakarsanız yani a, sanat bu anlamda sanat sanat bir regülatör gibi çalışabilir diye ben düşünüyorum. Düşünmeye başladım daha da doğrusu. Yani bir regülatör gibi çalışırken içinde bir sürü başka şeyi de barındırabilir. Yani birincisi elbette ki Aa, imgeden söz ederken, imgenin kendi içinde yani imago derken aslında Aa, yani biyo siyasetten de söz eder ve yani işte Fahrettin kocanın paylaştığı rakamlardan söz ederken yani ölenler aslında birer rakam değil tabii ki yani o Elias Kanetti'nin cümlesi son derece doğru olan bir şey. Bir ölü artı bir ölü eşittir, iki ölü değildir. Ölenler sayı değil. Yani ve aslında imge sözcüğü, imago sözcüğü kendi içinde zaten bu ölümü barındıran bir şey. Nedir bu ölüm denilen? Yani nasıl barındıran bir şey? Yani aslında bir ölü maskesi, bir cesetten alınmış olan bir maske demek imago bizim imaj sözcüğümüzün atası. Şimdi dolayısıyla aslında az önce kurduğum cümleyi tekrar edeceğim. Artık bir olmayışın, bir şimdi burada bulunmayışın, bir yokluğun, boş, bir boşluğun kontürünü çizen bir şeyden söz ediyoruz bir imge derken. Fakat şimdi boşluk her seferinde aslında sonsuz olan bir şey. Boşluğu her seferinde doldurabilirsiniz. Boşluğun içine yani boşluk ne yani biz IMF'den söz ediyoruz ya da Dünya Bankası'ndan söz ediyoruz. Fon derken. Fakat boşluğu da aslında mümkün olduğu kadar çok fazla şey içinden çekebildiğiniz bir fon olarak düşünebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla da şimdi doluluk ama zaten bitmiş bir şey. Doluluk zaten ölmüş olan bir şey. Yani işte o yüzden hep diyorum ya Filiz Akın Cüneyt Arkın'a kavuştu son doldu bitti yani sonlandı bir şey fakat boşluktan yani boşluğun kontürünü çizerek boşluğun içine başka şeyleri de koyabilirsiniz şimdi o boşluk aslına bakarsanız o enerji ile o görünüşün arasındaki o ara alan bir regülasyon işlevi görebilir. Şimdi bu regülasyon işlevi kendi arasında sinaps aralıkları gibi bir bağlantı bağlantısallık kurabilir. Yani a, aynı zamanda bu başka şeyler de yapabilir bu bağla bu o bu o mesela yani ben son zamanlarda son derece harikulade yani bir altı ay bir sene önce filan ya da belki daha uzun vakittir de kullanmaya başladım bir seneyi belki bulmuştur harikulade bir imge keşfettim bunu da George Didi Berman'dan keşfettim George Didi Berman'ın harikulade bir kitabında aslında madenlere kömür madenlerine inen Aa, ve bütün bu makinelerden ölçüm aletlerinden önce aa, grizu patlamasını haber veren kuşların olduğunu öğrendim. Şimdi bana son derece harikulade geldi. Yani bir bu kuşta bir kanarya aynı zamanda. Yani bir kanarya bir kafese koyuyorsunuz ve bir kanarya ile birlikte bir madene iniyorsunuz ve ondan sonra bu kanarya grizu patlamasını önceden haber vermeye kadir olan bir kuş. Ve eğer bu kuş grizu patlamasını a, ku, ku, kanatlarını çırpar ve patlamayı a, önceden a, söylediğini a, haber verdiğini insanlara duyuramazsa a, patlıyor ve kuş da ölüyor. Şimdi fakat bazı durumlarda bu kuşu yeniden anime etmek için Kanarya'yı anime etme kafesleri varmış. Çok ilginç. Bunların bu görsellerini buraya daha önce kullandığımda şuraya değerlerde anlattığım için buraya koymadım. Fakat çok acayip bir şey. Şimdi, ay, böyle baktığınızda o boşlukta böyle bir işlevleri de olabiliyor gelecekteki felaketlerin haberciliğinde verebiliyorlar diye düşünüyorum. Yani sadece ve sadece aslında yani bir regülatör olarak, doğayla bir interaktif partner olarak ve temsil değil bir prezanstan hareketle yani bir reprezans değil bir prezanstan hareketle bir tecrübe yaşamamıza yol açmıyorlar. Aynı zamanda bunun bu felaketin de habercisi olabiliyorlar ve bunları yaptıkları sürece de aslında. Eskisi gibi tekillikten de beni kurtarıyorlar. Eskiden ben bir resme bakarken, bir temsile bakarken, bir imgeyi, bir e, dünyayı bir imgede ele geçirirken aslında son derece tekil bir kendi özne olma halimi yaşıyordum. Bulut fırtına bulutlarından, John Ruskin, Ruskin'den başladık yani bir şekilde. Yani güceden yani benim özne olma halimi teyit ediyordum. Şimdi başka bir şey tecrübe ediyorum aslında. Bir Cem olma, bir ortaklık, bir bir araya gelmeyi de aa, bazı ya da yani aslında aa, güncel sanatın işlerinde tecrübe ediyorum. Yani aslına bakarsanız bu sözünü ettiğimiz aa, regulasyonlar tırnak içinde bunların üstünde durmamız gerekiyor. Bir takım ortaklıklar da kuruyorlar. Yani bir takım yeni aslında sanat ya da imge cemaatleri kuruyorlar. Ilya Prigogine diye bir e, çok ilginç ve 1970'lerin sonunda aslında bütün bunları ya da yani dikkat çekmiş olan çok önemli bir biyolog bir, bir bilim adamı var. Diyorduk ya aslında Yeni ittifaklar doğayla yeni ittifaklar kurma biçimlerini öğrenmemiz gerekiyor. Ben ittifak sözcüğünü sevmiyorum çünkü askeriyeden gelen bir sözcük ittifak sözcüğü ama yani a, sanat yeni ben sanatsal ya da imgesel ne diyeceksek bunu artık yani a, cemaatler birliktelikler bir şekilde Kurumduğumuzun, kurmakta olduğumuzun, kurmak zorunda olduğumuzun filan düşüncesindeyim. Yani a, bütün buralardan daha epey a, yol alabiliriz ama yani saat 18.30 oldu. İstiyorsanız bir parçacık daha konuşalım yani bir parçacık daha a, şeylerle bir parça bir yarım saat filan daha sorularla bir şekilde ya da işte komentlerle filan yol almaya çalışalım yani daha söylemek isteyeceğim çok şey var bütün bunları bir takım yerlere bağlamak istiyorum ama 3 saat daha konuşurum onun için susuyorum çok teşekkürler harika bir konuşmaydı evet soruları açabiliriz şeyi isterseniz soru. soru var bir soru var Recep. Ha, tamam. Recep Bey'den. Buyurun. Sesiniz. E, herkesi unmute ettiniz siz hala tabii. Merhaba evet. sesim geliyor mu? Ya Gel, geliyor şimdi hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkürler emeğinize sağlık yani e, bu bahsettiğiniz ettiğiniz görüntüyle enerji arasındaki salınım neyse o deneyimi yaşadım böyle her yerim inspiration doldu. Hı -hı. Ee, oradan da şunu çıkar, Hani sizin bir ihtimalden bir imkandan söz ediyorsunuz, Hani ve tanrısal bir yerden bulut ıı, kanalı var ama bir yerden de onu aşabilecek başka bir bulut imge neyse başka bir kanal var. Ben orada şunu sormak istiyorum, Hani tüm bu verdiğiniz örneklerde böyle liberalizmin şeffaflığı ya da pazarın piyasanın şeffaflığı kaygısıyla. Bu ıı, müzedeki örneklerdeki şeffaflığı deneyimlemek, yani metodolojik olarak aynı gibiler. Hani şeffaflık kaygısı bir yerde bir bire işaret ediyor. Burada nasıl bir çıkış öneriyoruz birbirimize? Orada da şunu gördüm. Hani verdiğiniz bir örnekte belki de Tanrı yukarıdan bir çerçeveye alıp bize bakıyor. Şiddetin başladığı ilk yer eğer oraysa, o orada mesela tarihe karşı ıı, bir o kilise örneklerindeki, bulut örneğindeki bir direnişle, bugünün bu teknofeodal e, bulut e, yapısı içerisinde mesela hızlandırma, bu acceleration dediğimiz şey olabilir mi? Hani bizden 20 yıl challenge istiyorsa, ona biz 30 verelim, daha fazlasını verelim. Hani o e, accelerationist bir yerden baktığımızda, o Tanrı'yla savaşmak gibi bu teknofeodal liberal, kapital, ekolle de savaşılabilir mi? Hani sanat burada ne yapar? Çünkü e, siz tam böyle anlatırken aklıma şeyler geldi. Yani bu entropi, kuantum neyse postmodernizmi çok etkilemiş ama böyle sözde etkilemiş gibi geliyor bana. Çünkü oradan çıkardıkları şey sanatsal bir yöntem. Ama eylemin kendisine dair bir vurgu değil. Ama sizin verdiğiniz birçok örnekte özellikle uzak doğu ve o müze örneklerinde mesela ...o bulutu içine çekmek vardı... ...sonra da ben şey düşündüm... Hani ...sizin verdiğiniz ilhamı ben böyle şu an... ...içime çekiyorum gibi bir bağlantı kurdum... ...oradan da şunu da sormak istiyorum... Hani ...imge nasıl deneyimlenir... ...artık o ölünün yüzünden imagodan... ...başka bir hal almış imgeyi... ...biz şimdi nasıl deneyimleyebiliriz... E, ...ya da şeffaflığın kendisi nasıl deneyimlenebilir... ...hani camdan başka... ...çünkü cam şeffaflığı örten bir şeyse eğer... ...hani... E, ...yani kandıran bir şey... Ee, neyse buralara nereden geldi ama bir tane de şu var. Hani bu eski endüstriyel e, ya da kömür madenleri neyse e, bir şeylere dönüştüler ama atıyorum eski bir endüstri merkezi AVM'ye dönüştü ama onun içinde bir de sanat şeyi var, galerisi var. Onun içinde de bulutla ilgili bir iş yapılıyor. Hani o mekansal ölçekte doğayla olan sözleşme sanki aynı yere çıkacakmış gibi bir tehlike belirdi bende. Ee, yani tüm bunlar da aslında şunu görmek istedim biraz da hani bir iki, iki ayak var. Biri kurtuluş ama böyle çok küçük bir ihtimal. Biri de o big data'ya benzemek. Çünkü eğer data her yerdeyse tanrısal bir hal alıyor. O bulutun tanrı idealinin kendisi gibi hani. Her yerde ve hiçbir yerdeyse o zaman datanın kendisini tanrısallaştırıp onun içinde hapsolabilir miyiz? Bilmiyorum çok karışık olabilir ama böyle e, negatif anlamda değil de böyle bir bulut gibi sizden aldıklarımla şey yapmak ya en son kurduğunuz cümle yani aslında o bulut içinde zaten bir şekilde hapisiz diye düşünüyorum ben. Yani o sözünü ettiğimiz bulutun içinde o tanrısal dataya, tanrısal Allah dönüştürülmüş olan. Yani biraz öyle düşünüyorum ama diğer yandan şunu da düşünüyorum. Yani A, düşünelim kıyamet yani apokalipsis ne demek? Apokalipsis aslında açığa çıkarmak demek. Üstündeki bir takım şeyleri yani a, 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 aydınlığa çıkarmak, açıklığa, açıklığa çıkarmak demek. Yine aynı şekilde düşünüyorum yani ne yapabilir sorusuna diye. Kıyamet sözcüğü ne demek? Çünkü hakikaten çok güzel. Hep zamanlarda yaşıyoruz yani. Kıyamet sözcüğü de aslında ayaklanmak demek. Yani a, ben yani a, gerçekten hayatta dair öğrendiğim şeylerin en önemli kısmını sana edebiyat sanattan öğrendim. Yani gözümü de hep o açtı. Yani gerçekten bana görmeyi öğretti ve başka bir şey daha öğretti. Gerçekten de kendim denilen o berbatlık berbatlığı daha da ya da berbatlık demeyelim her yani kendiniz olmadan da yaşayamazsınız ayrı mesela ama yani kendiniz denilen o şeyi e, dünyanın karşısında biricik ve eşsiz özne olarak konumlandırmamayı öğretti. Yani aa, bu önemli olan bir şey. Yani dolayısıyla aslında aa, o yüzden diyorum interaktif partner, doğayla interaktif partner olmayı öğretti. Yani şimdi sanat bunu öğretebiliyor. Bunu öğreten başka bir iki şey daha olabiliyor gerçi hayatta ama sanat bunu öğretebiliyor ve bunu öğrettiği şekilde de bu türden aslında hiçbir ortaklığı olmayan ortaklıklar insanların kendi aralarında kurmalarına yol açabiliyor. Başka ne yapılabileceğine dair benim bir fikrim yok. Yani <laughs> aha, bilmiyorum. Bir de bunu soracağım. Hani bu dediniz ya ben ve öteki arasındaki ilişki o imge ise eğer orada üç kişiyiz gibi bir şeyden bahsettiniz ya. O evet. aradaki ilişkinin böyle biçimin ya da imgenin kendi yaşamı var mı? Hani temsil biraz tehlikeli sanki ama onun varoluşu, mevcudiyetine dair çıkışı buradan mı yakalamaktan hani kastınız? Benle o arasındaki ilişki bir imgede beliriyorsa o, ona temsil dememeliyiz. Varoluş ya da oluş demeliyiz gibi mi? Belki de. Evet yani o yüzden de aslında sanat olay, olaylarından belki ya da oluşlarından ya da oluş tecrübelerinden vesaireden söz etmekte fayda olabilir tabii. Yani bir şey de bir kere daha söylemek isterim. Yani benim bir ajandam bu bağlamda yok ve olmasını da istemiyorum yani birlikte düşünelim yani bu alanı birlikte genişletelim birlikte açalım istiyorum yani çünkü çok gerçekten şişmiş durumdayım hazır lok cevaplardan <laughs> istemiyorum bir soru daha var Ülke İlal 3. sormuş chatten sorum var diye sesinizi açıp katılabilirsiniz kendisi gitti galiba Peki oraya geri döneriz. Bir soru daha var. Derya Gözü Kızı, iCloud ve Idea eşleşmesi ne kadar mümkün diye sormuş kendisi. Hmm, aslında yani kusursuz biçim kusursuz biçim çabası olarak ben de düşünüyorum. Yani ideaya eğer gerçekten bütün görünüşlerin e, mevcuda gelmesine meydana gelmesine yol açan kusursuz e, idea a, ideal biçim diye düşünüyorsak hep e, yani geçmişte şey derdim. idea ile ideal arasındaki fark bir L farkıdır. Yani a, yani aslında iCloud'u ideyanın gerçekten a, evet, ...idea olarak düşünebiliriz diye düşünebiliriz. Yani, yani daha doğrusu... ...idea olarak düşünebiliriz, düşünebiliriz... ...kendimi yanlış bir şey ifade ediyorum. Aa, onun açtığı... ...yolda ilerleyen bir... Aa, ...kiptir diyebiliriz. Ben olsam... ...idea olma arzusu içinde... ...olan bir teknolojidir derdim. Yani... Ay... Yani bir çok sevdiğim bir Christian Mayer diye çok sevdiğim bir tarihçinin bir kitabın ismi bir kitap ismi var. Atina'dan Auschwitz e kitabının ismi. Yani şimdi çok farklı bunlar bağlamlar. Ama yani aslında az önce Aristoteles'in Politikasından verdiğim örneklerde aslında Auschwitz'teki bir takım Auschwitz'te yaşananların bir ayağının da Atina'da olduğunu gösteriyor onun gibi bir bağlantısallık olduğunu aynı şey derken yanlış bir ifade yap, kullanmış olduğunu düşünüyorum ama yani evet o açılan bir yol Peki um, Silva Bingaz'ın bir sorusu var kendisi unmute edebilir Heh. evet Merhabalar. Ee, çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Çünkü e, özellikle bu regülasyon meselesi beni sözünde bir uzun zamandır düşündüğü bir durumu çok o kadar güzel ifade ettiniz ki. E, ben şunu merak ediyorum. Tüm hani o e, interaktif bir hmm, ee, alan bir küçük bir alandan bahsettiniz. Ee, o alanla yani özneyle e, etrafinin e, e, kurduğu dünya ilişkisindeki ve insan başka insan başka e, e, bireyler arasındaki ilişkideki e, sanatçının e, yaratabileceği o regulatif işte interaktif olabilen alanın. Ee, üzerindeki e, ki, samimi olmayan bir envanter söz konusu olabilir mi aynı zamanda? Ben bunu merak ediyorum. Ee, ben envanteri interaktif bir alan açıldığı sürece yani açılan o yani yeryüzüne bir e, envanter gibi bakabileceğimizi düşünmüyorum. Yani ay, çünkü o yani o Heisenberg'in elektron tabancası örneğini de gözünüzün önüne getirin yani aslında neyi kanıtlıyordu o yani gözlemci her seferinde gözlenene dahil olur yani öyle bir şey öyle bir şey yok yani ben şimdi yani ay, yani sokakta yürüyen birine baktığımda o yürümekte olan benim bakışımı gördüğünde benim varlığımı algıladığında ya dönüp bana bakacaktır ya e, ürkekleşip teke tekezeleyecektir yani benim oradaki mevcudiyetim zaten onun davranışını etkileyecektir. Yani a, dolayısıyla a, yani şey diye bir durum yok. Yani o aslında yani ben bir görüntünün çerçevesine yerleştiriyorum ve dünyaya bir imgede ele geçiriyorum diye aslında yani tamam bir yanılsamacılık ilkesi gerçekleştiriyorum ama kendimi de yanıltıyorum. Yani çünkü aslında Ele falan geçirmiyorum yani sonuç itibariyle. Ama ele geçirme şiddetiyle de hepsini yok ediyorum. Ama sonuçta ben de ölüyorum yani. Aa, şimdi interaktif partner derken kastım şu... Yani evet yani siz neyle ilgileniyorsanız aslında o size yanıt veriyor. Yani o size karşılık veriyor. Yani siz ona bir şey diyorsunuz bir şeyler dünyasında da. Yani şu bardakla bile işin aslında bakarsanız ben sadece ve sadece şu yani bunu faydacılık ilkesiyle bu benim su içmeme yarayan bir alettir diye bakmadığım zaman yani a, yani hani abartmayalım ama yani bardak aslında a, şu o ağaçla eş zamanlı benim algımı çelmek yani a, benimle ilişkiye girmek benim gözümü çelmek benim gözüme girmek için aslında kaçınılmaz bir yarışa giriyor yani bu dünyanın parçalarından bir tanesi şu bardakta yani ve dolayısıyla da a, yani o da bana o da bana bakıyor, o da bana yanıt veriyor, o da benim partnerim işin aslına bakıyorsanız kendimi doğru ifade etmeye kadirsem. Şimdi bu başka bir şey. Dolayısıyla aslında bir, bir sanat yapıtı karşısında durmak değil, onunla birlikte bir ortak şekillenmek, biçimlenmek, bir ilişkiye girmek yani a, e bunu da yani a, böyle baktığınızda da aslında ikili bir şey. Hem interaktif partner oluyor aslına bakarsanız böyle baktığınızda sanat yapıdı. Hem de o ortamın regülatörü oluyor. İki tane şey birden olmuş oluyor sanki. Yanım Peki bu Buradaki regülatif olma sürecinde aynı zamanda partnerinizle regülatif olması söz konusu tabii ki. Yani bir bu böyle eşit Eşit, eşit bir regülasyon söz konusu olabilecek mi? Yok yani bunun böyle olması gerektiğini söylediğim için değil. Sadece nasıl düşünüyorsunuz diye merak ediyorum. Oradaki o regülasyondaki e, tarafların işte taraflar diyelim buna e, birbiriyle kurduğu e, eşit daha e, yakın daha e, kabul edilebilir hani veya baskın İ, il, il, ilişki kurma biçimi diyelim. Onunla ne şekilde açıklayabiliyorsunuz? E, Bilbao Müzesi'ni saransız beni de kuşatıyor. Ben onun dışında değilim. Ben onun içindeyim. Hı hı. Yani a, doğa ile sanat arası, doğa ile sanat arasında doğa ile benim aramda aslında bir aracılık ve bir Farklı fazların yani farklı frekansların nasıl bunu ifade edeceğim tam a, bilemiyorum. Farklı fazların arasında bir regülasyon işlevi görüyor, beni içine alıyor ve bana diyor ki aslında yani başka bir bağlamda Maurice Merleau Ponty'nin diyeceği gibi yani zamanında işte onun a, metinlerini okurken çok heyecanlanırdım. Yani derdi ki Maurice Merleau Ponty yani aslında bir elmanın etini düşünün bir elmanın tenini düşünün. Hepimiz o elmanın tenindeyiz, içindeyiz. Yani hepimiz şimdi siz hepimizi o şekilde kuşatıyor aslında. Ve o hepimizi o şekilde kuşattığı noktada beni a, yüce bir doğa olayı karşısında a, o yüce o doğa olayını yaşantılamaya kadir olduğu için kendisini özne olarak hissedebilen ve yani dolayısıyla da kendini özne olarak teyit eden kişi olma pozisyonundan entite olma pozisyonundan beni kurtarıyor beni tam tersini onların arasındaki yani o figürlerin arasındaki bir tane yapıyor ve hepsi hepimiz aynı şey tecrübe ediyoruz şimdi bu başka bir şey Prezans ve a, regulasyon derken mevcudiyet ve a, regulasyon derken başka bir şey habide bitiyor geçiyor yani şimdi biz bir de neye hep alışkınız sanat karşısında. Sonruza kadar aynı yerde kalacak. Yani kalacak da kalacak. Müzedeki duvarında asılı duracak. O orada kalacak. Bir de hakikaten bulut gibi de, doğa olayı gibi de geçiyor. Şimdi biz buna alışık değiliz. O yüzden az önce a, Recep de sanat olayından söz etti sanıyorum yani olaydan söz etti ya da oluştan söz etti. Yani ay, geçici bir şeyden de söz ediyoruz. Fakat biz her seferinde neyin peşindeydik? Kalsın, kalsın bu. Yani Nietzsche gibi bütün hazlar sonsuzluk ister. Bu burada, bu burada kalsın. Lütfen bu burada kalsın. Hayır, yani aslında imgenin de geçerek başka bir şeye dönüştüğünü bulutu seyrediyoruz. Bir köpek oluyor. Ondan sonra dört ayağı üstünde koşturan bir bilmem ne oluyor. Ondan sonra püf gidiveriyor. Mesela. Şimdi yani imgeler de aslında bakarsanız bana çok yönde şeylermiş gibi geliyor. Aslında bunu e, yapan sanatçılar var. Yani hatta bayağı bizden bir önceki kuşak yani e, sanat e, eseri denilen şeyi alıp dönüştüren ve tekrar sisteme sokan e, sanatçılar da var. Sadece Şöyle bir şey de Şöyle bir akı şeye ne dersiniz? Çok özür dilerim. Ben devam edebilir evet, miyim? Yani birkaç soru birikti. Aslında onlara geçsek daha tamam. şey olur diye tamam. söyleyeceğim. Ama tamam. çok tamam. teşekkürler. E, için. Tamam, ben e, e, şimdi ülke iler üçüncünün sorusunu alacağız. Kendisini ses şeyini ayarlamaya evet eee Aa, evet, şimdi oldu. Merhabalar, çok teşekkür ederim bu güzel program için. Ee, benim sorum bir kitapla bağlantılı olacak. Sorum da e, şeffaflığın şiddetiyle ilgili olarak bir soru. E, elimdeki kitap, buyünkü Çulhan'ın Şeffaflık Toplumu, 2015 yılında e, yazmış olduğu bir kitap. Onun çeşitli başlıklar var. E, onlardan hemen kısaca e, geçeceğim çünkü bir şey. Bir oluşturmasını istiyorum açıkçası. Olumluluk toplumu, teşhircilik toplumu, apaçıklık toplumu, porno toplumu, evime toplumu, teklifsizlik toplumu, enformasyon toplumu, ifşa toplumu ve kontrol toplumu ee, adında başlıklar koymuş kitaba. Ee, belki biliyorsunuzdur, muhakkak e, ünlendi de bizim ülkemizde Büyükçul bu kitapta şeffaflığın bir şiddet biçimi ürettiğini söylüyor. Ve ön sözde şeffaflığın, daha doğrusu yeni dogmanın şeffaflığın güven yarattığı şeklinde bir biçimi olduğunu söylüyor. Buradan yola çıkarak ben bir örnek buldum içinden. Bu kitabı da iki buçuk yıl önce okumuştum ama nedense böyle siz şiddet, şeffaflık, bulut, sis üzerine imgesel olarak bir e, konuşma yaptığımız için burada öğrendiklerim doğrudan canlandı. Burada şöyle bir örnek varmış: görme alanında boşluk bırakmayan aşk pornografiktir. Bilgide boşluk bırakmayan düşünme ise bozularak hesaplamaya dönüşür. Bunun yanında. E, Şeffaflık toplumunda ritüellere ve ayinlere yer olmadığını da söylüyor Gülçul Han. E, ve şeffaflığın bir denetim, daha doğrusu şeffaflık sayesinde daha kolay denetlenebilir olduğumuzu ve bir disiplin toplumu üretimi e, gerçekleşebileceğini ve gerçekleştiğini de söylüyor. Bu tabii ki salgından yaklaşık beş yıl önce yazılmış bir kitap. Şeffaflığın e, tabii ki tohumları ve... E, e, zuhur ettiği farklı alanlar vardı ama bugün şeffaflığın zorunluluğunu e, içeren bir çağdayız. E şey için söylüyorum bunu. Salgın dönemleri için. Yani ben şunu çok merak ediyorum. Gerçekten GPS takibi yapılıyor mu? Ama bunu bir e, şey için söylemiyorum. E, bir bir şey derlerdi. Bir komple teorisi e, üreten bir bakış gibi üretmiyorum kesinlikle. E Buradaki şiddeti şiddetin üstesinden gelebilir miyiz? Ben de soru sormayı seviyorum. Cevaplar çok da önemli değil. Yani yeni sorular doğmayacağı sürece çok önemli değil. Ama bu sorudan yola çıkarak daha farklı nasıl sorular sorulabilir? Bir de öte yandan şu var. Nasıl bağdaşacak bilmiyorum ama. Mahremiyetin övülmesi ile şeffaflığın yerilmesi gibi bir zıtlık da var bu kitabın içinde ve Buyungçul öteki kitaplarında da aynı şekilde yani hep geçmişe dönük bir nostaljik e, duygusu e, içeriyor zamanın kokusunda da mesela ondan sonra Eros'un ıstırabında da güzeli kurtarmakta da yani mutlaka bir örtük alan olması gerektiğini düşünüyor imgelerde e, Buyungçul Han ben ona çok bağlı kalmıyorum düşünürken ama e, bu soruyu sordurttu bana şeffaflığın şiddetiyle Mahremiyetin ve üstü kapalı olan şeyin, örtük olan şeyin yüceltilmesi arasında bir yerdeyim. Yani temsilden çıkarak nasıl düşünebiliriz? Umarım çok yoğun bir soru olmamıştır. Teşekkür ederim. Ee, sorunuzu bir daha alabilir miyim? Yani bu yunçurluğan benim çok sevdiğim, tanıdığım, bildiğim biridir. Yani aa, ama sorunuzu anlamadım. Yani onun dediğine katılıyorum. Yani, yani dediğin... bir şiddet üretir tabii ki. Evet Öte yani yanda, zaten Öte yandan mahremiyetin e, yüceltilmesi gibi bir şey de alıyorum ben onun kitaplarında bir izlenim de uyandı bende. Yani mahremiyet ve sanat Ama ilişki... siz kendiniz o örneği verdiniz ya zaten <laughs> yani aslında yani aşk ile pornografi arasında bir fark vardır diyor. Yani yani bir bilinemezlik bir bilinemezlikten bir görünemezlikten kaynaklanan bir şey var ama dediği doğru yani siz bu örneği verdiğiniz için o örnekten yol alıyorum yani pornografide de zaten pornografik mecrada da zaten bir şeffaflık yönelmesi yok mudur yani aslında zaten son derece sağlam bir yanılsamacılık ilkesi değil midir o da yani ben gösteriyorum ve her şeyi gösteriyorum ve her şeyi gösteriyorum yani yani a, ve aslına bakarsanız yani şeffaflık ilkesi zaten yani benim de söylediğim o yani Buyung Han da oradan hareket ediyor. A, yani aslında a, bu a, çok sağlam bir göz aldatmacılığı şeffaf filan değiliz yani neremiz şeffafmış. Çok teşekkür ederim. diyorum. Şeffaflık <laughs> yanılsaması evet. olarak değerlendiriyorum. Doğru. evet. 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 Bir sonraki soru uh, Ayıcan Kargın'dan. E, um, kendisi unmute edebilir. selam. Merhaba. Merhaba. Ayıcan yüzünüzü evet, e, e, gösterseniz Tabii ki hemen ama zaten yani bu bilgisayarım o kadar eski ki muhtemelen Heidegger hala yaşıyor yani yine de açayım ama dakika. <laughs> Gibi bir şey. Evet. Tamam. <laughs> selam. Hay bir dakika. Bir de şöyle örtüneyim bari. Neyse buna vakit yok şimdi. Tamam. Ee, şey, teşekkürler. Hem düzenleyenlere hem burada hala bulunanlara ya da hep bulunanlara. Ee, şey aklıma şimdi, yani ister istemez şu geliyor. Bizim bu e, dünyada bulunuyorken dünyadakilerle şeylerle içine doğduğumuz kültürün ürünleriyle elimize geçen alet edevatlarla belirli e, fikirleri nasıl temsil ediyor e, oluşumuz ve bunun yarattığı sorunlar buna nasıl cevaplar bulduğumuzun yanında dönüp dolaşıp çarptığımız bir şey var o da bizim kimliklerimiz hı hı. yani devlet bizi bize nasıl temsil ettiriyor yani bu bu krizi sanki e, yani buna çarpmadan e, buna uğraşmadan böyle dönüp dolaştığımız bir yer var. Yani kendi kendimizi temsil etme zorunda bırakılma gibi bir durumumuz var. Ve bu korkunç bir şey. Yani o kimlik, yani kimliğin kendisi bile zaten hiç değişmeyen bir fotoğraf. Neredeyse hiç değişmeyen. Hayat boyunca iki kere, üç kere değiştiriliyor. Orada e, değişmesi çok zor olan bilgiler ya da bunları değiştirmek için yapmanız gereken çok ciddi bürokratik hamleler vesaire. E, ki temsil kelimesinin harflerinden aynı zamanda teslim de yazabiliyorsunuz falan böyle güzel şakalar da var. Ee, şeyi soracaktım yani bu bunları bir kenara tabii şimdi geciktiği için ve ben de dağıttığım için toparlayayım. Ee, bizim kendi kendimizi yani buradaki kendilik yine tırnak içinde ve ne demek nasıl temsil ediyor temsil etmek durumda bırakılıyor olmamızla ilgili kendi mahremiyetimizi teşhir ederek gizliyor olmamızla aslında neyi gizliyor olmamızla kamusallığı gizliyor olmamızla belki de yani kendini gösteren başkalarını göstermiyor gibi belki bilmiyorum Ortaya Verecek ama. bir şeyimiz olmadığında gizliyoruz öyle değil mi? Hepimiz evet. de manyak. gibi evet. bir şeyimiz yok yani. Aa evet. e yani, yani e sadece selfiler çekiyoruz. Yani daha böyle işte ne bileyim ben cinselliğin daha tabu olduğu ülkelerde homemade videolar, pornolar çekiliyor. Selfiler çekiyoruz yok bilmem neler çekiyoruz. Aslında oradaki bir ...gerçekten bir gösterecek bir şeyimizin... ...onun dışında olmadığını gösteriyoruz. Ya bu çok acayip bir şey. Yani... Evet. ...dediğinizi anladığımı zannediyorum. Ben de yani... ...mutsuz oluyorum böyle şeylerle... karşılaştım. Evet. Çok teşekkürler. Son soru olarak da... ...Ege Kanar'ın sorusu var. Ona iletiyorum soruyu. Merhabalar ve teşekkürler... ...bu şahane sunum için... Ee, sorup sormak konusunda tereddüt yaşıyordum aslında fakat bir noktada şey oldu kadrajınız değişti birazcık sola kaydı ve orada bir araba e, girdi kadraja. Ya evet ya. Ee, hmm. Sonra benim aklıma şeyler geldi bu. Köpek e, geldi çünkü köpekten kaçırdım. Haha. <laughs> Şey, bazı sitelere girmek, girmeye çalışırken işte karşımıza çıkan catchphrase'ler var ya, hmm. fotoğraftaki otobüsü bulun, işaretleyin falan gibi. takım hmm. bir bir şeylerle insan olduğumuza dair bir kanıtlamaya girişiyoruz vesaire. Biraz onlar geldi aklıma ve sunumla ilgili aklıma takılan şu oldu aslında, imge ile veri arasında birazcık keskin bir çizgi çizmişiz gibi geldi ve bugünün şartlarında aslında bizim işte saydığınız amaçlarla ya da başka amaçlarla üretip e, o buluta gönderdiğimiz bütün imgeler aslında daha dominant işte görsel kültürün içerisinde daha e, nasıl diyeyim hareket ve söz sahibi bir takım e, yapılarca e, aslında çok kolaylıkla veri olarak da tüketilebiliyor depolanabiliyor e, yani işte e, bir kazağın e, kırmızısının tonunun ne kadar kırmızı olduğu o grup içerisindeki kırmızılık e, işte istatistiği ya da Bazen kameranın önünde artık doküment edilecek yani o imagoyu oluşturacak, yoksun kal, geriye kalmamış olanın izini işte kaydı olarak düşündüğümüz şeyin olmadığı durumlarda bile üretimi mümkün. Yani sentetik görüntüler var artık evet. ve dolayısıyla öyle bir oluşa dahi ihtiyaç yok bir yandan da ve her şey soyutlanıyor işte yüzeysel bir takım şeyler soyutlanarak belli istatistikler altında depolanıyor. Demin gördüğümüz işte Amazon'un çalışma mekanı gibi. Bu durum böyleyken yani bir çeşit ontolojik kırılmadan bahsetmek mümkün mü ve hala veriyle ile imge arasındaki sınırın bu kadar keskin çizilmesi mümkün mü yoksa çoktan zaten imgeler gerçeklikten soyutlamalar yap ama metrik ve son derece sistematik soyutlamalar yapmaya yarayan haritalara dönüştüler bile mi? Bunu da birlikte düşünelim istedim. Yani evet dediğinize yüzde yüz katılıyorum. Maalesef evet dediğinize yüzde yüz katılıyorum. Ama eğer sizin dediğiniz yerden hareket ediyor ya da sadece oradan hareket ediyor olsaydık gerçekten kıyameti bir isyan hareketi diye düşünemezdik. Yani ben gerçekten şöyle düşünmenin, düşün, yani eğer nefes alıyorsam yani nefes alma nedenimin apokalipseyi, kıyameti açığa çıkarmak gibi olarak düşünmek olabileceğini düşünüyorum. Yani şimdi tamam durumumuz budur, dediğiniz doğrudur. İmgeler de aslında birer veriye dönüştürülerek bulutta depolanmaktadır. Yani ya sadece yeryüzü bir depo değildir, bulut da bir depodur ve bir veri deposudur. Ama yine de eğer şimdi bugün 113 kişi kaldık, başlayan işte başladığımızda 170 kişi filandık ve bundan yüzde yüz eminim ki şimdi bu ar bir araya geldiğimiz benim burada tanımadığım birkaç kişiyle daha ben bu toplantıdan sonra ilişki içinde olacağımdır. Yani ve bir sanatsal ve düşünsel platform içinde yer alacağımdır ve bir takım bu imgeler vesilesiyle olacaktır. Şimdi dolayısıyla ben sadece bunun bunu tutabileceğimizi düşünüyorum. Yani tutmak derken de elbette ki yani böyle elimize yani tutarak yani su gibi yani o da elimizden de gidecektir ama yani bir şey son bir şey söyleyerek belki bitirmekte fayda var. Yani aa, işte bir buçuk sene, iki senedir ya da bir senedir ağırlıklı olarak Roberto Esposito okuyor, okudum. Yani Roberto Esposito'nun yani bu komünist meselesini okudum ve yani şunu öğrendim ki aslında community sözcüğünün yani vaktimiz olmadığı için bütün bunlara girmek istemedim ama komün, komünizm işte komunalite e, vesaire sözcüğünün içinde munuş olduğunu. Munuş'un ise ay sorumluluk, vazife vesaire filan ama aynı zamanda da bir armağan. Yani aslında bir boşluğun kontürünü çizen bir armağan. Yani bir yokluğun, bir olmayışın kontürünü çizen bir armağan ve olduğunu ve aslında community'nin de yani bir sirkülasyon olduğunu yani bir armağan sirkülasyonu olduğunu mesela okudum. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani dolayısıyla aa, yani aslında bir armağanın bir um, bir munuşun dolanımı olarak düşünebiliriz. Yani diye düşünüyorum. Aa, bu imgelerin dolanımını. Şimdi bunlardan muaf olanlar kimler? Bunlardan muaf olanlar imun, imun olanlar, immune olanlar. Munuş'tan, bu armağandan, bu sorumluluktan, bu vazifeden kendilerini muaf tutanlar. Şimdi a dolayısıyla a muafiyet sahibi olmamak demek aynı zamanda da aslında yaralanabilirlik demek, ölebilirlik demek. A, acizlik demek zafiyet demek vesaire vesaire ve imgenin kökeninde de aslında dibinde de en temelinde de zaten bunun olduğunu kabul ediyor. Yani dolanan şeyin zaten bu olduğunu kabul ediyor demek. Yani bana sorarsanız bana bu önemli bir önemli bir şey gibi geliyor. Önemli bir bilgi gibi geliyor. Yani dolayısıyla hani yani kaybedeceksek bile kaybedeceksek bile yani olsun. Yani zaten yapılacak bir şey yok. Bu bilgiyle kaybedelim diye düşünüyorum ben. Ne demek istediğimi ifade edebiliyorsam. Çok teşekkürler. Ee, evet iki saatin sonuna geldik aslında. Ee, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Zeynep Sayın size de çok teşekkür ediyorum kayıtları daha sonra YouTube adresinden bulabilirsiniz açık seminerin. diğer bir önceki seminerlerimiz de oradan görebilirsiniz. Bu senelik sezonun sonuna gelmiş bulunuyoruz aslında bu konuşmayla. Hepinizi tekrardan görmek dileğiyle bir sonraki sezonda. Görüşmek üzere. teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs>